7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Çok sevilen 7'den 70'e temizliği sevdiren programı Temizlik Benim İşim'den hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Haftanın 4. gününde Küçükçekmece'deyiz ve bugünkü yarışmacımız Ebru. Ebru kendine güveniyor ama en çok nasıl bir ev çıkacak onu merak ediyor. Aynen öyle. Ya dünkü gibi bir ev çıkarsa? Üstesinden gelirim. Üstesinden geleceğiz. Yani. Kollarımızı sıvayacağız. Aynen öyle. Çünkü 10 bin lira sahibinin belli olmasına son bir gün kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Hızlıca eve gidiyoruz. Siz de o arada Ebru'yu kısaca bir tanıyın ve tulumlarımızı giyelim. Haydi bakalım temizlik bugün nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Koş Ebru. Ebru Özdarımalı, 27 yaşında ev hanımı. Evli ve bir çocuk annesi olan Ebru Hanım aslen Ordulu. Öyle olmuyor ama evine geliyor. Sen ev hanımı mısın? Evet. Kaç senelik? Ben 6 senelik evliyim de sürekli ev hanımı değilim, çalışıyorum. 6 senelik ev hanımısın. Kaç senedir evdesin? Ben çocuğum olduğundan beri evdeyim. 2 senedir. 2 senedir. 2 senedir sabah kalkıyorsun, evi sil süpür. Evet. Çamaşır yıka, yemek yap. Aynen öyle. İki çocukla yetişebiliyor mu bir bari? Çocuk. Bir çocukla yetişebiliyor mu bari? Yetişiyorum. Demek ki uslu bir çocuk o. Çok uslu canım o. Hele kuduran dağıtan bir uşak olsaydı sen hele zapt edemezdin onu. Getirseydim görürdüm kuduran mı dağıtan mı. İsmi ne? Lina. Ebru Hanım temizlik benim işimde maharetlerini sergilemeye hazırlanıyor. Neye baktın kız öyle kaynanasını görmüş kapıda gelin gibi? Gel dokun, gel senin mutfağın, gel. Dünkünden sonra biraz şey geldi burada. Kapkacak çok ama içleri o kadar şey değil, yağlı değil evet, bak. Evet değil. İnleyen nameler ruhumu sardı. Sen orada bir rahat dur sabah sabah. Ebru koltuklarda leke çok yok pis. Bak. Nasıl yok şey... Kadir ya? Ama bir şey diyeceğim ben... şimdi arkamı dönmedim pardon. Açık renk değil ya dedim. Şeyleri tay tüyü bile kumaşları. Aa bu güzel ama güzel yıkanır. Şarjı, güzel çizlenir onlar. Allah seni kahretmesin. İyi ki de saçıma gelmedi. Daha sabahın köründe... Sakin olun, birinci ben olacağım. Evet, herkese merhabalar efendim. Haftanın 4. gününden güzel günlerimiz olsun. Acaba nasıl bir ev çıkacak bugün bize? Geniş bir ev. Geniş bir ev. Büyük bir ev. Tek tek genişe benzemiyor ama eğer omuzların kadarsa pek o kadar da geniş değil. Öyle de durmuş ki böyle kas kata. Ebru heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Mutfak görünüyor sanki buradan, gözümün ucuna ilişti. Evet. Geç, 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 geç. Haftanın 4. gününde Ebru Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin mutfağı bembeyaz dolaplarıyla dikkat çekiyor. Bu geniş ve ferah mutfakta kirli camlar, atlanmaması gereken detaylar ve bol miktarda toz, yağ ve pislik bulunuyor. Bakalım Ebru Hanım bu mutfak hakkında ne düşünüyor? Gelin. Buyurun. Oh maşallah, esnaftan da yayla gibi mutfak. Ama güzel. Ebru Hanım'ın mutfaktaki dolapları aşırı kirli değildi. Sadece içlerinde biraz sarartılar falan vardı. Pislikler vardı. Aşırı derecede tabii ev kullanım halinde olduğu için eşyalar çok fazlaydı. Neye baktın kız öyle kaynanasını görmüş kapıda gelin gibi? Bakıyorum. Gel evet. Dokun, gel senin mutfağın, gel. Dünkünden sonra biraz şey geldi bugün. İyi geldi değil mi? Aynen öyle ama çok bulaşık var. Kapkacak çok ama içleri o kadar şey değil, yağlı değil evet, bak. Değil. Mutfaktaki ocağın üstündeki pislikleri aldıktan sonra yağ sökücü sıktığı zaman sorunsuz çıkacaktır.
Çünkü bir terlemesi gereken bir şey yok. Siyah zaten. Ocak yağlı. Evet. Evet, ocak yağlı. Burası kötü belli. Bunun dolabını açalım. Burası da aspiratör olmadığı için bak balçık balçık olmuş orası. Cam bayağı kötü zaten. Oo. Cam berbat. Mutfak camları da çok pisti. Örümcek ağları vardı. Yine siyah siyah tozlar vardı ama Ebru'nun en büyük avantajı ortada çok büyük bir yağ söz konusu değil. O yüzden onlarla geçireceği vaktinde onları çok güzel temizleyerek kullanabilir diye düşünüyorum. Şu musluğu açıp bir kontrol eder misiniz? Bakalım çalışıyor mu? Açayım. Aa, olmadı ama. Öyle açarsanız tadı çıkmaz ki. Beni o kadar sapma mı? Beni bilgisiz mi zannettiniz? Kız bunun işleri görüyor musun? Ne var bir şansımı deneyeyim dedim. Aa Ebru yalnız bunlar evet. Güzel fayans yıkanır ha. Güzel güzel çok hoşuma gitti bugün bura. Müzeyyen Sena'nın mikrofonu gibi. İnleyen nameler ruhumu sardı. Sen orada bir rahat dur sabah sabah. Evet. Ebru beğendin mi mutfağı? Açık ve net söyle. Beğendim. Beğendin değil mi? Hoşuna gitti. Hadi sen de az değilsin. Biraz büyük ama. Büyük ama en azından geniş geniş. Ebru Hanım'ın evi dünkü evden daha iyiydi. Daha iyi performans sergileyeceğini düşünmüyorum ama. Çünkü çok panik yapacağını düşünüyorum. Umarım üstesinden gelir. Evet. Buzdolabında çok kötü değil. Güzel. Evet, güzel. Kınayı getir anne. Mumumuz da var. Ah sana gene biber çıktı. Daha asla ağzıma sürmem o biberi. Ben hayatta yemem. Bir şey diyeceğim. Gardırobun mutfakta kavanozlar, yapraklar, turşular. Melemen yaparız öyle. Melemenlerimiz var. Evet. Burası da o kadar kötü değil. Güzel. Mutfakta küçük bir vitrin vardı. İçinde eşyalar vardı. Onun da boşaltıp içinin tozunu almasını bekliyorum. Peki hadi bakalım salona gidiyoruz. Gel. Bu neymiş? Kadir o kutuyu sonra açarız. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü ne acaba o? Fırın da var. Sadece fırın değil ki. Mikrodalga, tost makinesi, derin dondurucu. Cincik gıncık çok. Sebil de var. Yani temiz görünüyor ama çok detay var. Büyük çünkü. Gel, 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 gel. Ebru Hanım'ın temizleyeceği salon ilk bakışta derli toplu ve temiz görünüyor. Ayrıntılara girdiğimizde de tozdan başka bir sorun göze çarpmıyor. Bu salonda elbette ufak tefek problemler bulunuyor. Ancak onlar da günlük bir temizlikle rahatlıkla halledilebilecek gibi duruyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor. Bir yağlı boya kokuyor. Kapıları yeni boyamışlar galiba. Aa salon güzel. Ebru koltuklarda koltuklar leke yok pis. Bak. Nasıl yok şey... Kadir ya? Ama bir şey diyeceğim. Şimdi arkamı dönmedim pardon. Açık renk değil ya dedim. Şeyleri taytüyü bile kumaşları. Ebru'nun evine girdiğimde çok pis bir ev değildi bence. Çok kolay temizlenebilecek bir ev. O yüzden çok iyi bir performans bekliyorum Ebru'dan. Kız vitrinin içi kirli. Bu bardakların da yıkanmasını beklerler. Her yer kuş yemi. Vitrine bakalım şu şeyi televizyon kesin. Vitrinin şöyle malzemeleri biraz onu belki yorabilir çıkarıp şey yapması. Genelde toz vardı. Çok büyük pisliği yoktu. Kuş yemleri falan vardı. O da zaten süpürgeyle çektim mi gider. Zor bir şey yok. O yüzden kesinlikle bir hata daha tekrardan söylüyorum. Kabul etmiyorum. Evet ama güzel salon. Güzel. Bu camlar da öyle ya. Bu camlar da mecbur. Dışarıdan yapabildiğimiz kadar elimizi sokarız. Aha. Olmadı sadece içeriden sileriz. Burası sokak tarafı ya. Burayı tamam, şey yapabiliriz. Su dökeriz buradan dışarıdan. Tamam. Araba fırçası sokarız. Ebru'nun salonundaki camının sadece tozu vardı. Aralarında fazla detay yoktu. Ondan tertemiz bir cam bekliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nereye gidiyoruz? Banyoya. Banyoya gidiyoruz. Yürü. Evimizin banyosu ve tuvaleti ayrı. Tuvalet kısmında tuvalet taşı pek kirli görünmüyor. Banyodaysa sıra sıra dizilmiş rulo halindeki halıların ardından pas, kir ve toz gizleniyor. Tavandan sarkan örümcek ağlarıysa bu banyonun iyi bir temizliği hak ettiğini gösteriyor. İşte şimdi de bu evi temizleyecek kahramanlarımız geliyor. Evet. Ebru bak burada sadece tuvalet taşı sana ait. Yani dünden sonra o tuvalet taşı maşallah kalın saman gibi. Sadece orası ait evet, bana. Evet sadece tuvalet taşı. Lavabo da var. Burada. Orada lavabo yok mu? Yok ha. Burası da küçük kırlayıcı bir şey değil mi? Küçük ceri. Evet banyomuz. Halılar mı yıkanacak banyoda? Burada halı yıkama yapıyorlar galiba. Bir şey diyeceğim Esat'tan halıların banyoda ne işi var? Sen yıka diye getirmişler.
Aa bu güzel ama güzel yıkanır. Şardır, güzel çizilenir onlar. Ne saçmalık, tövbe estağfurullah, banyoya halılar kocaman doldurmuşlar. Kocaman banyo ya. Kocaman banyo. Örümcek ağları var. Ya o banyolara ya en azından bir 25 dakika, çünkü mutfakta oyalanacakları 20-25 dakika verirse halledebilir gibi. Ebru küvetin de çok kirli değil ama fayansların, küvet kenarları, gider ağzı, derzlerin kötü. Her yer bana ait burada değil mi? Evet, bu komple banyoda her yer sana ait. Banyonun fayansları da sararmış ve çok fazla lekeliydi. Oraya da deterjan döküp o sırada küvete geçebilir bence. Ondan sonra oraya yapabilir. Lekenin yumuşaması gerekiyor çünkü. Kız vakit arttırdı. İki tane de yolluk çiteleyelim şurada. Çiteleriz valla. O ne? Bilmiyorum ki. Kılıç şişi. Sulu kılıç. Vikinglerin kılıcı. Evet, beğendin mi? Beğendim. Güzel bir evdi. Evet. Hızlı ve pratik olacağız. Evet. Hızlı ve pratik olacağız. Büyük. Bence sadece mutfak büyük. Salon çok büyük değil. Değil. Bura büyük, yani, bir de mutfak, mutfak büyük. Hı-hı. Peki mutfaktan mı başlayacaksın, salondan mı başlayacaksın? Mutfaktan başlayacağım ben önce. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Peki. Kadir. Bak onun içinde su var. Daha dakika bir gol bir ıslatayım deme. Vallahi intikamımı alırım. Hazır mıyız? Hayır, sulu çaka sevmiyorum ben. 3, 2... Sakın! 1... Allah seni kahretmesin. İyi ki de saçıma gelmedi. Daha sabahın köründe... Sakin olun, birinci ben olacağım. Allah seni... Kalk kız, gide gir. Birinci benim, Melahat yengem oldu geçen hafta. Bu hafta ben Melahat olacağım. Melahat yengem mi? Evet. Melahat senin yengem mi? Evet. O zaman siz yarışamazsınız. Neden? Birinci dereceden akrabalar yarışamıyor. Öyle bir şey söylenmedi. Ben en başta söylemedim. Ama sen bize demedin ki Melahat benim yengem diye. Ben söylemiştim. Kime söyledin? Görüşmede. Yo, bizim haberimiz yok. Oğlum bak, birincinin koca tarafından akrabası, kendi bacısı, kardeşi, anası giller, görümü güller katılamazlar. Onu bilmiyordum ben. Melahat aldı 10 bin lirayı, gözünüzü toprak doyursun. Bir de sen mi geldin? Senden çok kazanmaya geldik. Tamam, Meloş sana söylemiştin. Şunu yap, bunu yap, sürede şunu yetiştir diye. Olmaz. Ne yapacağız? Ben kendi temizliğime güveniyorum. Can, teşekkür ediyoruz sana. İyi ki de bunu temizliğe başlamadan söyledin. Bir de mutfağı bitirip salona geçerken söyleseydin. Hemen başka birini bulalım. Geç. Ben... Sizi dışarıya alalım. Kes bari kaydı, kes. Ne olur. Kız Esat'tan sen bunu niye baştan Hayır, söylemedin? Hayır, inanmam ben. Ben söyledim en başta. Olur kız, mu? Kime söyledin? Herkese. O zaman bari şey yapalım, bir görüşsünler, bugün şeyi alalım biz. Neyi alalım? Badici kızı alalım da gene sen bir görüş gene de. Kiminle? Yapım şirketiyle. Tamam. Bir görüş ona göre. Tamam, öyle yapalım. Başlayalım mı bir an önce? Şeytan gibi bu be, hiçbir şeye inanmaz bu. Başlayalım mı bir an önce temizliğimizi artık? Bir şey düşüyorum. Melahat yengen sana ne dedi, doğruları söyle. Bir ara bir gitti. Yok. Bir ara bir gitti. Herkesin haberi var. Haberi var herkesin. Doğru söyle, Melahat sana ne anlattı? Hiçbir şey anlatmadı, sadece hızlı ol dedi. Hızlı ol dedi. Evet. Çünkü Melahat hızlıydı. Evet. Peki sen Melahat kadar hızlı mısın? Hızlıyım. Hızlısın. Evet. Peki. Yalnız Melahat... Belli olmuyorum enerjik olmamda. Hadi görüşürüz. Hadi gel, hadi gel, gel, gel. Al ama silahını da. Senin silahın kokmuyor. Temizlik Benim İşim programı yayınlanmadan önce dertli olan halk, Temizlik Benim İşim programından sonra elemini kederini atan halk, görüyorsunuz. Saygılar efendim, temizliğimiz son hızıyla devam ediyor. Eman eman emanen, halım yamane, beni gelir götür de arpa buğday zamane. Hele bak bak bak. Ben elimle de bakıp kontrol ediyorum. Eliyle kontrol ediyor. Yağ sensörü kız. Evet, değil, değil, değil. Tam burada yoğun yağ var. Lina ha kız. Evet. Maşallah. Lina kim? Babaannesinin adı mı Lina? Yok, ben kendim koydum. Nereden buldu kız Lina'yı? Rüyamda görmüştüm. Rüyada Lina'yı gördün. Evet. Ayşe Fatma Hayriye bitti de Lina. Maşallah, rüyasına bayağı da net her şeyi detaylı vermişler sana. Bez yok mu bez, kova? Kova bende, çekil. Kova bende, bezler bende, temizlik bende, ne var sende? Çekil! Allah cezanızı vermesin. Halıcı dükkanına çevirmişler burayı. Çık, çık, çık. Abi bu halıyı dokuyan kör oldu abi. Abi bu halıyı dokuyan kör oldu. Ben kime yetişeyim? Ben ortadan da yarılsam ben yetemem. Bu dünyaya en az 75 milyon Kadir Ezidi lazım ki her yere yetişebilsin. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy gazelden oy oy gazelden oy. Oy
oy başımalı. Ben gidemedim yavrum güzelden oy, oy güzelden oy. Evet, hazırsan süreyi başlatacak. Hazırım. Nereden başlayacaksın? Planın, projen nedir bak? Bu taraftan başlamak istiyorum. Bu taraftan oraya doğru gideceksin. Peki, hazır mısın? Hazırım. Kendini hazır hissediyor musun? Evet, hissediyorum. Psikolojikman temizliğe verecek misin kendini? Vereceğim tabii. Vereceksin. Onun için geldim. Maşallah. Yalnız yengeniz bu hatayı yapmazdı Ebru Hanım. Ocaktan mı başlamam gerekiyordu? Yok, yengen psikolojik ben kendini vermiyordu. Bedenen veriyordu, kafa hep yerlerdeydi Meloş'un. Yengemin hep öyledir. Ha öyle mi? Bak bir arada evet. Hazırsan başlatıyorum. Dolaplardan başlamaya kararlı mısınız? Yerden mi başlayacağım? Tamam, yerleri süpürüp başlayacağız. Emin misiniz? Halı mı yıkayacağız? Halı mı yıkayacağız? Kız sen bana, sen bildiğini yap. 3, 2, 1. Hadi nereden başlıyorsan başla. Halıdan başlamıyorum, ben buradan başlayacağım. Karar sizin. Tamam, ben tülü söküyorum. Gel sen de üstüme çık Kadir. Tülü sökeceğim, bir çekil. Çekildim, al. Kadir Bey, oturak. Oturak, Pınarbaşı oturak, gelin kızlar pıtırak. Benim boyum kısa. Oturarak dediğiniz ne Ebru Hanım? Tamam, daha şimdiden oturmayı düşünüyor bu ya. Gel de oturak diyor. Kız git al da gel, dışarıda, dışarıda gel. Mı? Benim oturmaya bak, orada kornişin çıkışı. Ver, ben çıkartırım. Çıkar. Oradan çıkarmamız lazım Kadir. Hayır bak, orada kırık var, oradan çıkıyor. Bu tül arkada değil yalnız. Bu ne? Ola ikisini bir ettin o. Tamam tamam, ver. Kızım o mermer nasıl yağlı, elime atamadım. Oh! İyi Ebru! Kız bunun üstü çok kötü. Fena mı? Oy Kadir. Yağ içinde yağ kelebacım. Bence sen yanlış başladın Ebru. O taraftan başlamak. Hayır ben senin yerinde olsaydım buralara yağ sökücüyü sıkardım. Sıkacağım işte diyorum ya. Bu enişte yağ sökücüyü sıkardım. Biraz bekle. Burası böyle beklerken salon zaten temiz bir salon. Öyle mi? 5 dakika vitrini koltukları halledip buraya geleydin. Mantıksız mı? Ben mantık aramıyorum Kadirciğim. Bizim programda mantık yok zaten. Tut. Ebru'nun mutfaktan başlamasını çok doğru bulmadım açıkçası. Çünkü mutfağının dolapların rafları çok yağlıydı. Bence oraya yağ sökücü sıkıp orayı bekletip salondan başlaması daha doğru olurdu. Ebru, ben şu şey salça... Evet, dolaptan başlayabiliriz. Salça dolabından başlayayım. O da çok pis çünkü. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapmaya çalıştığını bir öğrenebilir miyim? Bandı sökmek zor ya Kadir. İşinizi zorlaştırıyorum. Tövbe tövbe. Hiç karın yok. Ama neden benim işimi zorlaştırıyorsun? Melahat Hanım'a da yaptım bunları. Yalan söyleme. Melahat'ın gününde gayet güzel iş yaptım. Ama o da kolay işi sevmem diyordu. Melahat'ın evi de kolay bir ev değildi zaten. Bir de genişti. Genelleme doğru. Çünkü en çok eşya mutfaktaydı. Ayrıca çok yağlıydı. O yaprakları ne yapacaksın Kadir? Şimdi ben sana hemen bir zeytinyağlı yaprak saracağım. Oh vallahi ne güzel olurdu. Sormasayıp kaç dakikada sarıyorsun yaprağı Kadir? Şimdi saatten çok fazla anlamam da sen. Otomatiğe bağlar mısın sararken? Oh hemen oh. Hemen hop diye sarar mısın? Hemen 2 dakika. Şuradan getir bir pirinç, bak ben onları nasıl sarıyorum hemen. Çok hızlı yaparım, anlamazsın bile. Ya bir de ince, hem ince sararım hem hızlı sararım. Kadirciğim şimdi ben anladım. Ebru Hanım belli ki pek de sevmiyor konuşmayı. Hey, gülme kız, konuş azıcık. Şimdi herkes kış için hazırlık yapıyor da yaza bir şey yapmıyor muyuz? Yok yaza bir şey yapmıyor çünkü yazın zaten her şey var. Şimdi kışın olmayanlar var. Mesela domates, yaz kışın yok. Rendeliyorsun, pişiriyorsun ya da bir melemenlik yapıyorsun. Çünkü yaz mevsiminde onlar doğal ama kışın hep sera işi. Ondan sonra kimisi de diyor ki ben yemem diyor arkadaş diyor. Yapmam da yemem de diyor. Ama özellikle çalışan hanımlar için akşam geldiğin hemen hazır melemeni dök, bir makarna sosu falan yap. Yok ben menemen yemeyeceğim. Taze fasulye git, ele çalışan bir işin oldu mu yersen. Bütün kış menemen mi yiyeyim? Melemen sosu, domates sosu. Ondan sonra acaba taze fasulye mesela. Hemen bir taş diliyorsun soğanla güzel kavur, doldur kavanoza. Kışın taze fasulye yok. Bir de pahalı bir de. Pahalısı da var bir yandan bunun. Onu da attın. Erişte kestin mesela. Yazın kestin erişteyi, kuruttun güneş tavada. Hemen çorbana yap, makarnana yap. Tarhana. Erişteyi 3-5 liraya satıyorlar Kadir. Dışarıdakiyle kendi yaptığı temiz bir olur mu? Adam ne bileyim kazanın dibindeki artık hamurdan mı yaptı, üstüne eskiyi mi yeniledi, oklavası mı temizdi? Onlar da önemli. Siz de kışa hazırlık yapar mısınız böyle Ebru Hanım? Şahsen çoğunu ben yapmıyorum. Annem yapıyor, bana veriyor. Tüh! Bak gözün kör olmasın. Ama bu resmen hazıra konmak. Evet, bu biraz hazıra konmak. Meleşçi belli o. Aha düştü be. Çocuğunuz var mı Ebru Hanım? Kızım var bir tane. 2 yaşında. Allah bağışlasın. Eşim var. Ankara'da oturuyorum ben normalde de. Yarışma için mi geldin? Buraya gezmeye gelmiştim. Form da doldurup gelmiştim şansıma. Denk geldi. Millet İstanbul'da senelerce uğraşıyor, gelemiyor. Sendeki şansa bak. Aynen öyle oldu biraz galiba. Hiç gitmedim Ankara'ya. Ama
Konyalı olduğum için az çok havasını şeyini tahmin edebiliyorum. Soğuğunu. Çok kuru bir havası var ya. Evet. Yazın adamın dudakları bile çatlıyor sıcakta. Evet. Sizde tarhana var mı Ebru? Yok bizde tarhana yapmazlar ya. Ankara'da nasıl yok? Kaynanamlar yapar. Annemler, annem tarafı değil de. Ben her yaz kendim tarhana yoğururum mesela. Ben pek bilmem. Kimsenin tarhanasını sevmem ben. Herkes çok farklı yapıyor. Ben kendi yaptığım tarhanayı çok seviyorum. Güzel şöyle baharatlı, sebzeli. Ama gel de yapmaya adama işte kuvvet istiyor. Pek sevmem ben ya. Bak o tarhanayı yapmak için 4-5 komşu birleşiyorlar. Ben tek başıma evde yapıyorum. Gidiyorum malzemeyi alıyorum, getiriyorum. Yıkıyorum, yıkıyorum. Doğruyorum, rondoya vuruyorum. Bir güzel de yoğuruyorum onu ondan sonra. 2 günde leğende bekletiyorum. Ekşiyor o hamur böyle, köpürüyor. Ondan sonra da onu balkona yay. Sofra bezinin üstüne unu eliyorsun. O yaptığın hamuru da üstüne yayıyorsun. Her gün bezi ters çevir öbür beze. Bezi ters çevir o suyunu emiyor ya günden. Sonra onu elekten ele daha bu elinin burası kıpkırmızı salça oluyor. Ama ondan sonra bir o kimyonun kokusu, bir o hakiki salçanın kokusu. Bir de baharatları yani hakiki alıyorum öyle market salçasıyla yapmıyorum. Domatesler, kırmızı biberler, soğanlar. Sonra kışın bir grip mi oldum? Hemen at ocağın üstüne bir de limonu sık al sana doğal antibiyotik. İlle bir cinslik yapacaksın Kadir. Niye? Tarhanaya limon sıkıldı nerede görülmüş? Sıkıyorlar. Tavuk suyu çorbası mı bu? Ben sıkmıyorum yalan yok. Ama sıkanlar var sıkıyor. İçli köfteye bile sıkıyorlar ona mı sıkmayacaklar? Aa içli köfteye limon yakışır ama bak. Sıkıyorlar benlik bir şey yok. Bence acı olan her şeyin üstüne limon sıkılır. Mutfak dolaplarının üstünde bence yağ sökücü döküp diğer yerlere geçip orayı bir bekletmesi gerekiyor. Çünkü üstü bayağı bir yapışkanlıydı. Mutfağa geldiğinde yani biz en azından başladıktan sonraki bir yarım saat sonrasında çok telaşlıydı, aşırı telaşlıydı. Mutfaktaki cam kötüydü. Mutfağın camının bir pervazının üst köşesinde hatta duvara doğru yağlar vardı. Ya orası açıkçası yapabilecek mi bilmiyorum. Esas beklediğim hani zaten kalabalık bir mutfak. Oraya detaya girebilecek mi? Şimdi de camın kalanına geçtiniz galiba. Camın kalanına geçtim orada berbat. Hep açık bırakmışlar galiba. Bütün pislik oraya dolmuş resmen. Lastik araları ne durumda? Berbat. Pisliğini alayım da önce. Evet, dolabımı bitirdim. Şimdi dolabın arkasını çektim. Bir güzel bir doğalgaz borusunu alıyorum. Tavandan aşağı duvarı alıyorum. Fayansları alıyorum. Ondan sonra da dolabın arkasını silip dolabı itiyorum. Burayla komple işim bitiyor. Yani bir yere girdiğinde sadece bir eşya değil, onun çevresini, üstünü, yanını, yöresini de bitiriyorum ki bir daha geri dönmeyeyim asla. Kadir, hadi şu doğalgaz borusuna bir öncesi sonrası yapalım da seyircilerimiz neyin ne olduğunu görsün. Temizlik Benim İşim programı yayınlanmadan önce dertli olan halk, Temizlik Benim İşim programından sonra elemini kederini atan halk görüyorsunuz. Saygılar efendim. Temizliğimiz son hızıyla devam ediyor. Ya Ebru'nun temizlik yapışı tam beklediğim gibiydi. Çok detaya giriyordu. Çok temiz yaptığını düşünüyorum. Bezi sıkışı, yıkayışı, suları değiştirişi, bezlerini kullanım şekli falan benim hoşuma gitti. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Emanen, 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 halım yamanen. Beni gelir götür de, arpa buğday zamanı. Hele bak, bak, bak. Dolabın üstü leş gibi berbat. Şimdi, öncelikle ne yaptım? Her zamanki gibi professional'lığımı kullanaraktan dolabımın arkasını, önünü, gerisini, ardısını, çekmecesini, kulbusunu, kıçısını, köşesini komple bitirdim. Buzdolabıma geçtim. Şimdi buzdolabımın önce üstünü, sonra buzluk kapağını, sonra alt kısmını, sonra raflarını yıkayaraktan buzdolabımı bitirip duvardan 60 cm ön tarafı hızlıca ilerleterekten doğalgaz borusunu profesyonellikle silip duvarın üst hatlarını da alaraktan arka kısmını komple silip buzdolabını geri yerine ittiğimde arkasıyla, önüyle, yanıyla, yöresiyle, ardıyla, burasıyla hiçbir işim kalmaksızın profesyonelliğimi kullanaraktan temizliğime son vereceğim. Yani her zaman dediğim gibi plan,
şart şurt, düzen ve dakikayı iyi kullanmak muhakkak önemli arkadaşlar. Bakın mesela yarışmacımız mutfak dolabının üstü diye girdi. Mutfak dolabının üstünü bıraktı, camı siliyor şu anda. Ama camlar vermiyor. Allah seni almasın inşallah. İnşallah, niye alsın? Allah seni almasın. Ebru Hanım'ın mutfakta hani buzdolabı büyüktü, vitrin büyüktü. En azından ikisinden birinin Ebru Hanım'ın yapmasını isterdim. İkisini de Kadir Bey yaptı. Yani ben ömrümde mutfak dolabına girip de cama geçer seni gördüm. Ben de öyle gördüm biliyorsun. Hayır, niye mutfak dolabının üstünü bıraktın? En yağlı yer orasıydı, orayı ama buralar berbattı ya, bırakamadım. Allah, köy yanıyor da kız saçını tarıyor. Hele görün komşular. Bu arada ne kadar süremiz gitti bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama dikkatli olmamız lazım. Bir saatiniz gitti. Bir saatimiz gitmiş ve daha mutfak dolaplarına girilmedi. Melahat ablam, duy duy. Kız sen Melahat'ın nesi oluyorsun? Yeni. Anlam, ay yenisin de neyinin kızısın? Dayımın karısı. Aa, gör gör, görümcenin kızını gör Melahat abla. Bir dakika. Bak belki de görümcen senin yaptığın işi gelinken beğenmedi ama bak kızı nasıl iş yapıyor. Camı güzel temiz sildi. Dışarıdan silemediği için camın temizliği belli değil ama siliş şeklinden, detaylara girişinden falan beni tatmin etti. Bak buzdolabını da aldım, temizliyorum. Tamam. O yüzden hızlı olman tamam, gerekiyor. Tamam, hızlanıyorum hemen. Gözünü seveyim. Şu suyu bir değiştireyim şimdi ben. Camlar nasıl oluyor Kadir? Camlar güzel oluyor da şu anda dışarısı kirli olduğu için tam anlayamıyorum tabii ki. Çok kötü dışarısı. Ama bu kadar uğraşmasına güzel siliyordur. Çok berbat dışarısı ama. Gel. Çıkarma. Pilis, 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 pilis. Şuraları çıkartalım. Bak, 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 görüyor musun bak. Ama oralar çıkmıyor Kadir. Kız bir saat geçti bari bunları çıkaraydın. Tele, deterjana batır, telle oraları. Danışacağım. Sabahtan beri kaşlayan su değiştirdim sadece şu bir dolapta bile. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu arada kettle'ın dibinde görüyorsunuz. Resmen topuk dikeni olmuş şey kettle'ın içi. Nasır'ı geçtim artık bu topuk dikeni yani. Şuna bakar mısınız? Kettle'ın rengi dönmüş. Sen bari bir kire sökücü döker içine. Dolaptaki üstteki yağ lekelerini çıkarmıştır çünkü kendi de bu detaya dikkat ediyordu. Dolap temizliği nasıl gidiyor Ebru Hanım? Güzel gidiyor. İçlerini bunun içini sildim, dışını halledip çıkacağım buradan. O taraflar kaldı. Bembeyazdı. Yağ hep yağ, komple. Her yeri, mutfak dolabının camların içi, dışı, her yeri yağ içinde. Zaten nereye yağ çözücü sıksanız sapsarı yağ akıyor. Fena oldu, fena. Şuraya baksana, orayı önceden sıktım. Aktı. Ebru Hanım'ın mutfak dolaplarının dış yüzü, üzeri yağlı ve kirliydi. İçerisinde çok fazla aşırı derecede yoktu. Zaten orada en çok uğraştı. Zaten diğer dişleri gördüğümüz kadarıyla Kadir Bey yaptı. Bir zahmet oralar pırıl pırıl olsun. Bütün buzdolabı raflarını yıkadım şırıl şırıl. Güzel telledim, ovdum. Şimdi kapak kısmına geçiyorum. Buzdolabım bitiyor. Arkasındaki hemen duvarını, borusunu sileceğim. Ondan sonra sen kombiyi almadın değil mi? Yok yok, şeyini aldım, borusunu yakın alacağım. Kombiye geçeceğim orada. Çalışıyor yani Büyükşehir Belediyesi, görüyorsun değil mi? Ebru Hanım da çalışıyor maşallah. Ama biraz daha hızlanması lazım. Evet, biraz değil, bayağı hızlanacağız Ebru. Tamam tamam. Hadi gözünü seveyim. Hızlanıyorum. Hadi, işler bitmiyor. Hemen. Kız bana bak, sen Özge'den ümitli misin? Sence yarın iş yapabilecek mi? Vallahi bilmiyorum ya. Kız neyi bilmiyorum, deli delikme. Yapıyor mu, yapamaz mı sence? Konuşmalarına göre yaparım gibi görünüyor ama tipine bakınca yaparım gibi görünmüyor maalesef. Niye, ne var kızın tipinde? Bilmem böyle hani. Böyle biraz ev işine yatkın değil yani, gibi mi duruyor? Sporcu şeyci ya. Ondan dolayı. Ama Özge Hanım da temizlikte gücüne güveniyor. Kız Esra, onun pazuları mazuları geniş evet, geniş. Evet, onun pazular var. Böyle bir halı silkesi var, halı ipliklerinden ayrılır. Pazularım olmasa da ben de bastıra bastıra siliyorum. Hadi bakalım. Süreyi iyi değerlendir. Bu da çok fazla detaya girmesi ama fazlanın da fazlanın yani girilmeyecek şeylere. Mesela dolabı siliyor, evet çok güzel sildi, duruladı, bir daha siliyor. Devam ediyor, ediyor, 3-4 tur atıyor. Bence bu çok gereksiz oyalandı diye düşünüyorum. De
Mesaili yapmadı çünkü üst kısmı hani başladığında çabuk bitiririm zannetti. Ama çok vakit harcadığı için telaş yaptı diye düşünüyorum. Birazcık yumuşasın. Kız o hiçbir işe yaramaz. Boşuna bekletme onu öyle. Yok şurayı silene kadar zaten. Onları terlemediği sürece o boş iş. Terleyeceğim zaten. Ebru zamanını güzel kullanırsa eğer, panik yapmaz, heyecan yapmazsa, düzenli yaparsa işini mutfaktan çıkar diye düşünüyorum. Peki bir şey diyeceğim. Efendim? Sen bu camı sildin değil mi? Evet. Gözün kör olması ben sana şu üstü yağlı dedim de camı silmeden niye o kornişi o boruyu silmedin sen? Çünkü yanlış gittiğim için buradan başlamayacaktım ya normalde. He ipin ucu kaçtı bir an. Kızlar gelince bir an. Çabuk çabuk ben buzdolabını bitirdim. Tamam. Buzdolabının arkasını, fayansını, yerini de aldım. Orası öylece bitti. Şimdi kombiye geçeceğim. Ama önce bir su içip bir soluklanmam lazım. Ben burada su boşandım artık. Sen de dinlen yandım, birazcık. Yandım. Ben de yandım aynı şekilde kadar çok sürekli çaba da gelmiyor. Ya bu ne bir kırlayıcık bir cam koymuşlar o yoldan ne hava gelecek sen karşıda esiyor. Terle 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 heh. Arada bezi vur bakalım çıktı mı çıkmadı mı bir görelim o camı. Evet kontrol etmeniz şart Ebru Hanım. Ben elimle de bakıp kontrol ediyorum. Eliyle kontrol ediyor yağ sensörü kız. Evet değil 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 ton 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 burada yoğun yağ var. Öyle olmuyor ama evine geliyor. Sen ev hanımı mısın? Evet. Ev kaç senelik? Ben 6 senelik evliyim de sürekli ev hanımı değilim çalışıyorum. Sen 6 senelik ev hanımısın. Kaç senedir evdesin? Ben çocuğum olduğundan beri evdeyim. 2 senedir. 2 senedir. 2 senedir sabah kalkıyorsun, evi sil süpür. Evet. Çamaşır yıka, yemek yap. Aynen öyle. İki çocukla yetişebiliyor mu bir bari? Bir çocuk. Bir çocukla yetişebiliyor mu bari? Yetişiyorum. Demek ki uslu bir çocuk o. Çok uslu canım o. Hele kuduran dağıtan bir uşak olsaydı sen hele zapt edemezdin onu. Getirseydim görürdüm kuduran mı dağıtan mı. İsmi ne? Lina. Lina ha kız. Evet. Maşallah. Lina kim? Babaannesinin adı mı Lina? Yok ben kendim koydum. Nereden buldun kız Lina'yı? Rüyamda görmüştüm. Rüyada Lina'yı gördün. Evet. Ayşe Fatma Hayriye bitti de Lina. Lina'nın anlamı ne bu arada? Hurma ağacı demek. He hurma ya ağacı. Ya ben çocuğum olmuyor. Niye çocuğun adını oldu. Hurma ağacı koydun? Ya diyorum ya rüyamda gördüğüm için koydum. Ne dediler sana rüyanda? Aynı şekilde doğum yapıyorum böyle hamile kalıyorum. Ben tedaviyle oldum çocuk. Ha bu evet. Senin tüp bebekli değil mi? Tüp bebek değil aşılama. Ha aşılama. Öyle yaptık işte. Rüyanda ne gör? Az da süreni durdurdun bir rüyanı anlat. Rüyamı anlatayım. Şimdi rüyadasın. Evet. Neredesin rüyada? Rüya ya ben normalde Ankara'da oturuyordum. Eşim okuyordu benim. Tamam. Biz okurken evlendik. Eşim okudu ben çalıştım. O aralarda biz çocuk istemedik zaten. Ondan sonra benim rahatsızlıklarım çıktı. Öğrendik daha doğrusu rahatsızlığım olduğunu. Ondan sonra tedavi falan gördüm uzun bir süre. O da çok zor bir şey yani çok daha yeni evlenmişsin bu yaşta. Aynen öyle bir de zaten çocuk yapma gibi şeyimiz de yoktu aslında biz çocuk istemiyorduk. Çünkü eşim okuduğu için ben çalışıyordum ama mecburen. Ama bunun farkına varınca biraz eli çabuk tutmak gerekiyor. Farkına varınca mecburen tedaviye başladım zaten. Bir sene, 1,5 sene falan menopoz tedavisi sürdü. Ondan sonra işte aşılama iki olmadı ikincisi tuttu. Ondan sonra kızım dünyaya geldi. İşte aşılama yaptırmadan 2 ay önce falan rüya gördüm ben. İstanbul'a geliyorum, hamileyim. Doğum sıram gelmiş, doğum yapıyorum. Babam kucağına alıyor kızımı. Ondan sonra kızın adı Lina olsun diyor. Ha baban koydu rüyanda adını. Rüyamda hamile değilim baban ama o zaman. Baban yaşıyor çok şükür. Babam koydu adını işte rüyamda. Ondan sonra aynı şekilde de doğumu da aynı şekilde yaptım. Ankara'da oturuyordum normalde ben hamileyken. Rüyan çıktı yani rüyan İstanbul'a çıktı, geldi İstanbul'a doğum için. İstanbul'a taşındım, işten ayrıldım. İstanbul'a taşındım, hamileliğim biraz zorlu geçmişti. İstanbul'a geldim, ev yaptırdım. Kaynım üstünde oturuyorum işte. Ev yaptırdım, oraya geldim. Aynı şekilde babamlarda kaldım doğum yaptığımda. Babam aldı kucağına, o şey yaptı ismini falan. Aynı Lina koydum yani. Babam rüyamda koydu ismi, kızıma koydum. Babana söyledin mi ki ben rüyamda gördüm söyledi, baba? Söyledi, herkes biliyordu. Zaten İyi. Kızım olacağına hamile bile değildim. Ben dedim hamile kalacağım, kızım olacak dedim. Lina olacak dedim. Öyle de oldu çok şükür. Maşallah rüyasına bayadı. Net her şeyi detaylı vermişler sana. Hakikaten ilginç. Peki çocuğunuzun olamayacağını nasıl öğrendiniz Ebru Hanım? Ya o zaman ben zaten çocuk olamaz şeysi de o ilk bir hastaneye gitmiştim işte. Menopoz, post menopoz olarak çıkmıştım ben. O gün iki eşim vardı yanımda. Hüngür hüngür ağlayarak çıktım zaten. Direkt çocuğun olmaz dediler. Bir anda patladan ak. Ondan sonra patronlarım işte ondan sonra dediler hani vardır bir tedavisi şöyle böyle falan. Başka bir hastaneye yönlendirdiler beni işte. Oraya da gittiğimde var dedi tedavi. Sen daha çok gençsin dedi hani. Daha da yeni önüne geçebiliriz. Bir derin dedi. Nefes orada aldın. Aynen orada derin nefes aldım. Orada işte biraz hormon tedavisi falan gördüm. Peki eşine hiç sordun mu? Yani ciddi anlamda bunun tedavisi olmasaydı ve doktor bana dedi ki senin çocuğun olmuş. Yani benimle devam eder misin gibi bir şey sordun mu? Çok sordum ya. Ben çünkü çocuk hastasıyım. Ben çocukları çok seviyorum. Eşim de öyle çok şey bir çocuk düşkünü bir insan değildir. Ben dedi seni de çocuk için almadım ki dedi. Ben de seni sevdiğim için aldım dedi. O ister olur ister olmaz. Gider bir sürü çocuk var sahipsiz. Ne güzel bir şey bu. Ben şey yapmamıştım. Ama kendini hep bir şey hissettin tabii yani. Tabii canım kim olsa hisseder aynı tabii, şeyi acaba yani. Eşimin tabii aklından geçer mi? Şimdi sokakta bir çocuk görse. Öyle o sevse benim acaba der yani. İstiyor mu? Acaba benim yüzümden mi bir şey diyemiyor? Ondan dolayı sinema arkadaşımız için çok şey yapmıştım ben mesela burada. Ben çok yaşadım çünkü. Çok etkilenmiştin aynen olayda. Öyle. Ondan
dolayı inşallah onun da olur. İnşallah, inşallah. Bütün temennimiz o yönde. İnşallah. Allah sana vermiş. Allah hayırlı uzun ömür versin inşallah. Amin. Buradan Lina'cığıma da çok çok selamlar. Ay, sevgiler. Öpüyorum, çok özledim zaten. 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın bu arada? Ben, yarışmaya gelme sebebin ne? Ben 10 bin lirayı kızıma geleceği için kullanmak istiyorum. Yatırım amaçlı kızına kullanmak. Aynen, biz hayata yeni atıldık. Dediğim gibi eşim okurken evlendim. Ben buradan gittik. Ankara'ya para yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Allah'a şükür ailem destek vardı. Hani ben gittim, çalıştım, ettim. Bir şekilde idare ettik. Karı kocası sırada verdiniz. Eşim asker gittik, şey oldu. Oo, iş vardı. O zaman sen biraz erken evlendin. 21 yaşında evlendim kız ben. Kız bayağı erkenmiş. Aynen. Değil mi? Okurken Ankara'da okuyordu fizik mühendisliği. Okulda mı tanıştınız? Yok. Şey, benim kız çocukluk arkadaşımın arkadaşıydı o. Arkadaş. O yönle tanıştık. Vesile oldu. Aynen öyle. 3 yıl erkek arkadaşımdı. Ondan sonra işte 3 yılın sonunda evlendik. İyi, hadi Allah hayırlı uğurlu etsin. Eşiniz okurken evlenmeniz de büyük cesaret aslında. Eşin öğrenci yani, aha da ne bileyim, bir de daha genç çocuk. Cesaret. Ya okulda başka birine aşık olsa? Güveniyorum o konuda canım ama. Hayır, yeni evlendiğin zamanlar diyorum şimdi. Genç, öğrenci, delikanlı yani, ya, kanı hızlı akıyor. Benim kocamı tanısanız dersiniz ki bu hayatta başka. O zaman sen en iyisi emin olduğun için o yola çıktın. İyi, ya güzel. Ya ben şöyle yanından yürüyeyim, hayatta beni bile görmez o. Hayatta bakmaz maşallah, yani etrafına maşallah. Aman sus, nazar etme, millet görmesin. Haydi dalıyoruz ocağımıza. Güzelce yağlıyoruz. Bugün de teller Lina için çalışıyor. Haydi bakalım temizlik nasıl olacak, birazdan göreceğiz. Ocağın o kısımları çok yağlıydı, evet orayı terlemiştir diye düşünüyorum. Terlerken de gördüm zaten. Sadece Ebru'nun sıkıntısı bence biraz dağınık çalışması oldu. O da kendini yoran bir şeydi. Onun dışında bir sorun yok. Bulaşık makinesinin arkası nasıl Ebru Hanım? Çok pis. Komple pislik içinde. Ebru detaylı gireceğini söylemişti zaten. O yüzden detaylı yaptığını düşündü ama bence temiz olmadı. Şuraları komple bir yağ sökücü sıkayım mı? Aman hiçbir yere atlamayın. Temizlerken bir yandan anlatın da biz de yaşayalım orayı. Burayı yaşamayın, yaşamayın bence burayı. Çok yağlı ya, her yer. Bence bu eve taşındığından beri hiç buraları silmemişler. Ocak temizliği iyiydi ama detaylı görmediğim için bakınca karar vereceğim ona. Mutfağında çok vakit geçirdi. Bu yüzden temiz bekliyorum. Ki şöyle, dediğim gibi Kadir Bey zaten en önemli şeyleri Kadir Bey üstlendi. Vallahi şeylerin içine girmedim. Sadece dıştan, içten birazcık aldım öyle pisliklerini. Dıştan sırıp çıkacağım. Çünkü vaktim yetmeyecek yoksa. Şimdiden 2 saat 20 dakikanız geçti bile. Ev temizdi diyecekler. Şöyle diyecek ama çok büyüktü ev ya. Aşırı derecede büyük. Dolaplarım çok, içi çok kalabalık. De aşırı derecede yağlıydı, anlatılmaz, yaşanır yani. Özge Hanım'dan başlayacağım. Özge Hanım kesinlikle yarın gününü oynayın. Afalladı. Vitrinin içerisinde hala tozlar var. Tamam, üstü temiz olmuş. Diğer türlü... Vitrinin içerisinde kalan tozlar bezin tozları. Kendi tozu alsaydı değil yani. Alsaydı. Ya zaten buraya girdiğinde zaten nasıl buraya kendini attığını şaşırdı. O yüzden yalap şap olduğunu düşünüyorum. Kendini rakip görüyordun. Evet, rakip görüyordum hala açıkçası. Hala görüyor musun peki? Maalesef görmüyorum. Yorum değil mi ki bu? Yani burada vicdan meselesidir bence. Eğer vicdana girersek evet, bence en vicdansız Sinem. Hem fikir olarak iki kişinin fikri bunun güzel temizlik yapmaması. Ama bence güzel buldum. Detaya girmeye çalıştın ya şimdi. Orayı sildin, burayı sildin, oradaki sehpayı sildin, bunu unutmuşsun. Bir kişiyle mi günümü oynuyorum ya? Burayı açamam, burayı hayatta boşaltmayacağım.
Bunu boşaltmak zaten bir saat alır. O dolapta resmen 3 evlik tencere var. Aynen öyle. Bütün tencereleri buraya koymuşum. Oraya girseniz çıkamaz mısınız? Çıkamam ki. Asla çıkamam buradan ben. Baksana. Ben bir de tuttuğum yeri iyi yapma. Vallahi takıntı var bende. Yağ çıkmadığı zaman sinirlerim bozuluyor. Sizde ama hakikaten bir temizlik takıntısı var. Yağ takıntısı var bende. Bu da bana denk geldi. O yüzden zamanımı düzgün kullanamadım zaten. Biraz mükemmelliyetçisiniz sanki. Aynen öyleyim galiba. Mükemmeliyet benim takıntım. Yaptığım işi tamam yapmam lazım yani her işin. Bir nokta yağ bile kalmasın istiyorsunuz. Aynen öyle yapmaya çalışıyorum ben. Kaç gündür de söylediğim olay oydu aslında. Dün de Gülsüm için söylemiştim. Banyoyu 5 dakikasını bile ayırsa, öbür tarafları düzgün yapsa iyiydi. Şimdi yani bu ne demek oluyor? Her yer düzgün. Ya diyorum ya, banyoya 5 dakika girse bile son dakika yeterliydi benim yani için. Şimdi bizim daha banyo yüksek son, verirdim. Bizim şimdi bu banyoya son dakikalar gireceğimizin mesajı mı alttan ha? Yok ya, dün de hayır öyle sanki bir şey değil. Sanki bana öyle geldi. Öyle bir yani şey değil. Yani bak şimdi ben banyolara son dakika girebilirim ama ben de dün böyle demiştim zaten. O da olabilir, öyle de kabul edebiliriz ama öyle demiyorum. Dünkü ev çok dağınıktı ama çok küçük, peki, hiçbir şey yoktu. Peki bir tek o dolap mı kaldı? Ha, burası kaldı sadece. Tamam, yalnız şu fayanslar da silinecek. Sileceğim, sileceğim. O zaman mikrodalgalı tost makinesini bırakıyor musun? Onları üstten almaya çalışacağım Kadir Bey, bakacağım. Zaten Ebru en çok mutfak dolaplarında uğraştı, bir zahmet çıkarmış olsun. 2.25 geçti. 2.25, 2.30. 2.40'da çıkmam lazım benim burada. 2.40, evet. 2.40 da uzun bir süre. Sizce mutfağın hakkını verebilecek misiniz Ebru Hanım? Yok maalesef. Buranın hakkını vermek biraz zor. Bu saat, bu şeyde. Bunu şimdiden kabullenmeniz de enteresan. Buranın hakkını veremedik, oraya da yarım yıl. Hayır, buranın hakkını derken dolapların hakkını yeterince. Şimdi 2 saat 40 dakika burada geçirdiysek o zaman yani buranın hakkını vermek lazım. Aynen öyleydi. Çünkü finalde diyecekler ki tamam hadi banyoya son dakika girdin okey. 2 saat 40 dakikada sen ne yaptın? Yoğurda ayran çaldım. Dolapların hakkını verdim diye düşünüyorum ben. 2 tane fırın vardı. Birini gördüğüm kadarıyla silmiş, birini silmemişti. Ondan sonra tost makinesi vardı. Benim günümde tost makinemi işte üstünü sildi, içini silmedi falan muhabbeti yaptı. Gördüğüm kadarıyla o da silmemişti. Yanlarında hep yağlar duruyordu. Buzdolabım bitti. İç dış. Arkalara şu duvarlarını sildim, borularını sildim, arkalarının yerlerini sildim. Ya kombi? Kombiye gireceğim ben de şimdi. Kombi var daha. Daldan dala daylalara. Aha koyma. Ebru Hanımcığım. Çok yavaşım ha? Yavaş değilsiniz ama gözle görülen yerleri bile doğru düzgün temizleyemediniz. Aynen öyle oldu. Bu kadar saat geçti ama hala duvar yağlı görünüyor. Hangi duvar yağlı görünüyor? Bakın şurası. Evet orası çok kötü. Oraya mutlaka bir bez geçirmelisiniz. Geçireceğim. Kadir'in dediklerini ciddiye almanız lazım. Ben sana kötülüğüne demiyorum bacım. Aslında 2 saat 50 dakikada güzel bulmak isterim ben orada. O mutfağı gerçekten pırıl pırıl görmek isterim. Hani bıraktığı bir şey görmek istemezdim. Kız ben sana demedim mi? 4 saatimiz var, 4 saatimiz var. Ha Ebru, gözün çıkmasın. Dedim. O sinemi ben şimdi nasıl susturayım? Vallahi sinemi değil de Özge'yi susturmak biraz zor gibi. Durun size bir çöp torbası vereyim de canım ocak yine kirlenmesin. Ver. Vallahi olacak şey değil. Erkek başıma iş öğretiyorum size. Siz alışmışsınız artık burada. Alıştım tabii. 399 bölüm oldu. Sen ne yaptın bu arada Kadir? Kombinim vallahi. İçinden girdim, dışından çıktım. Güzelce. Örümcek ağlarını da aldım burada. Bezimin altına teli koydum şimdi. Koy koy da çabucacık bitsin işin. Benim elim vallahi hızlı bak. Yani esnaftan diyorum. Allah için hızlı. Hızlı yani bak ben ciddi anlamda pratiğim, hızlıyım. Evde de böyleyim ben. Yani planlı iş yaptığım için hızlıyım. Mesela bir odaya girelim ya, o gün o odayı temizleyeceksem eğer. Hemen 5 dakika nevresimin önümü söker atarım. Ben camı silene kadar nevresim yıkanır onu asarım. Ben odadan çıkana kadar nevresim balkonda kurur getirir sererim. Kimisi var? Gidiyor her odadan çamaşırları topluyor, onları ortaya yığıyor banyoya. Hiç sevmediğim iş. Sevmediğin iş mi? Hiç sevmediğim iş. Bir gün öncesinde yıkanacakların hepsini dantelleri falan yıkarım, ütülerim. Onlar temizlik gününde dantel yıkıyorlar. Dantel mi kaldı Kadir? Var hala var. Dantelsiz olur mu? Olur tabii. Hem ben danteli televizyonun üzerinde hiç sevmiyorum. Televizyon üstüne ben de sevmiyorum. Tam adamla kadın sarılacaklar araya giriyor. Korkunç bir vakit harcadı mutfakta. Kadir Bey birçok şeyi halletmesine rağmen çok detaya fazla girdiği için bir de mesela Ebru'yu kontrol ediyorum. Sildiği yeri 3-4 kere üstünden geçiyor. Yani bu kendi evinde olsan vakit sıkıntısın yok yapama. Burada çok yapmaması gerekiyordu bence.
dün açıkçası hani ufak tefek hatalar yaptım ama sıralama olarak iyi gitmeye çalıştım. Burada Ebru Hanım sıralama da yapmaya çalıştı ama o nedense bir karıştırdı. Bayağı süre ayırdığını düşünüyorum. Yapmıştır orayı. 3 saate yakın bir zaman geçirdiği için Ebru mutfakta detaylı bir temizlik bekliyorum. Hadi artık çıkmamız lazım mutfaktan Kadir. Maazallah şimdi bir gelen giden olur. Gelen gidenin bizden ne işi var? Olur da yarışmacılarımız gelirse şimdi ortalık karışır. Niye gelecekler ki? Aa geldiler. Kız kapının arkasında ne arıyorsun sen? Kolay gelsin. Sağ ol gel gel. Hemen koştuz gel biz de. Merak ettik. Valla bizi merak edecek bir yanımız yok. Perişanız. Yandık. Mutfak bizi öldürdü. Ebru Hanım, saatin kaç olduğunun farkında mısınız? Farkındayım. Hala mutfaktasınız. Aynen öyle. Siz çok... mutfağın farkında mısınız? Ne yaptınız? Ya çok pis. Her yeri topladım. Tetikleri yapamadım. Bitti mutfak? Yok, duvarları silemedim. Sürenizi durdurdum Ebru Hanım. Yerde iki büklüm oldunuz. Hadi kalkın ayağa. Kızım belinin kemiği kırıldı. Allah kırıldı. Çok merak ettim. Neden aniden geldiniz Özge Hanım? Şimdi ben Ebru'yu rakip olarak gördüğüm için öbürlerinden daha çok inceleyeceğim. Ha. Peki incelemelerinizin neticesinde ne sonuca vardınız? Biliyorsunuz 2 saat 50 dakikası geçti Ebru Hanım'ın. Süre çok fazla ama ben demin de gördüğüm kadarıyla çok detaya giriyordu Ebru. Bittiğinde de umarım öyle görürüm. Şu an bitti mutfak. Dolapları bitirmiş sanırım. Camlar bitmiş. Camlarım. Zaten dışarısını silmedi. O da bir vakitten tasarruf diye düşünüyorum. Allah'tan silmedik. 2.50'de çıktık. Bir de silse evet, ne olurduk işte, acaba? Onun tasarruf olması gerekiyordu. Mutfak dolaplarının el üstü çok yağlıydı. Evet. Peki şöyle bir genel yağlıydı. Baktığında evet detaya girilmiş diyor musun? Ya genel baktığımda evet diyorum ama hala böyle bir dağınıklık bir şey varmış gibi duruyor. Bir eksiklik mi var? Çok kalabalık evet. Çünkü bu çok aşırı kalabalık. Yani ne istesem var yani. Siz dün bazı eksiklikleri göz ardı edebilmiştiniz Sinem Hanım. Peki bugün bu mutfak ...mutfakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç çıkmasın daha iyi. Niye? Ya ben genelleme olarak baktığımda hiçbir şekilde bir düzen yoktu. Çok telaşlıydı, aşırı telaşlıydı. Yani sen genel bile baktığında detaya girmediğin halde yine de bir temizlik göremedin mi? Şu an tam girilmemiş yani. Tam girilmemiş? Tam girilmemiş. Evet. Yani şöyle diyeyim, burayla ve buranın onun yapılmasını isterdim. Vallahi elinize sağlık, siz ikisine girdiniz. Sen mutfak dolabının yağlarına baktın mı hiç? Çok fazla aşırı derecede yoktu. Yoktu. Elim yapışıyordu ya. Üstü neyse bak üstünde tamam. Üstü değil sen camın oraları görmedin mi şu tarafı? Artı üstüne. Yani çalışırken de ben şeye fark ettim. Hiçbir şekilde doğru dürüst suyunuzu değiştirmediniz. Suları değiştirmedin mi? Sürekli değiştirdim su. Suları sürekli değiştirdim. Bezi de çok güzel yıkıyordu. Ben çok dikkat ettim. Sinem o sırada izlemiyordu. Nasıl söylüyor izlemedi? Kız izlemeden mi yorum yapıyor? Ben sürekli değiştirdim Sinem, suyu. Sinem işte... Her dolapta değiştirdim. O kadar pislerdi ki. Hayır şöyle ki... Nasrettin Hoca misal. Ya tutarsa diye yorum yapıyor. Hayır, ben şimdi size... Sallıyor. Tabii. Ben... Seyircilerimiz de sizinle görecekler zaten. Mutfak dolapları bence çok güzel gözüküyor. Petek sadece çok kirli. Petek'e duvarı camın yapamadım. Camın dışını silmediğin için oradan kalan vakti bence burada değerlendirebilirdin diye düşünüyorum. Çok yağlıydı. 2 saat 50 dakikamız geçti. Çok yağlıydı i̇şte ki. O zaman... Ya ince girmek istedim ondan dolayı oldu ya zaten. Ya en çok yağlı bence... Ben izin verirseniz ben devam etmek istiyorum. Şurası hele berbattı. Baktınız mı evet, şuraya? Evet evet biliyorum. Berbattı orası. Orasında pek bir şey yoktu aslında ama siz sonradan çayı o heyecanla evet, dökünce... Evet çay döktü. Hayır orası... Orası gayet, yağlıydı, gayet görmedin mi hiç? İşte demek istediğim ne kadar doğru şimdi değil mi? Şimdi tamam Sinem bak mesela o çayı da dökmesiyle daha berbat. Tamam çayı tamam ben pis değil demiyorum. Pis Sinemciğim ama... çay döküldüğünde bir leke oluşturmuyor. Silince hemen geçiyor. Orada katmanlı kalıntılar yağ vardı. Kalıntılar falan oldu vardı. Bir dünya. O da uğraştırdı sonuçta. Sinem bizimle uğraşacak zaten. Evet tamam. Özge Hanım izin verirseniz evet. Koşmak istiyorum. Şöyle bir şey gördüm. Yani peki şu, hani gördün? Sürekli zaten pis bir şeye bir tane su çok pisti. Batırdı. Kenarını aldı. Mutfak dolabının zaten... kenarını aldı. Ondan sonra hurra tekrar batırıp cama geçti. Şimdi burada... Ama şeyi pisliğini almak için çamaşır deterjanlı olduğu Ebru, için batırıp Sinem, orayı sildim. Ama yani. Sinem neden tabii tamam, gösterebiliyorsun? Neyse, sıkıntı kendisi yok yani. Hiç su kullanmadan yağ evet, sökücüyle sildiği için sadece. O yüzden normal böyle. Peki 2 saat 50 dakikada salona geçiyoruz. Ama Özge memnun, Sinem memnun değil şu anki temizlikte. Çünkü yarın Özge Hanım'ın günü. Ebru Hanım genelde çok sessiz, sakin ama alttan laf vuran bir insandı. Ve hani Özge Hanım'la da birlikteliği olduğunu düşünüyorum. Benim günümde nasıl işte kendi kazanamayacak Gülsüm'e çok puan verdi diye. Hani kesinlikle dedim, finalde dedim, ben Gaye ve Gülsüm dedim. Kesin bir sürü hata görecek, Özge Hanım görmeyecek. Çünkü niye? Yarın onun günü.
gününü oynayacak. He, gününü oynuyor. Günü ya, ne günümü oynasam yani 4 gün geçmiş. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Farkındaysanız bu üçüne kadar deli gibi yorumlar. Senin evinde ne vardı? Evinde benim ne vardı? Benim şu an kıyaslanmıyor. Hayır. Evinde ne vardı? Salonda siz kalın burada. Teşekkürler. Sinem ama gerçekten temizlikten anlamadığın çok aşikar ya. Yarın bak, seni göreceğiz. Bir tane detay anlatamazsın şurada. Oraya diyorsun ki çay döküldü onunla. Orası çok pisti. Kontrol etmiyorsun. Farazi böyle ortaya konuşuyorsun yani. Yani herkesin içinde saygı duyarım. Hayır. Tüm ev bitip girdikten sonra finalde sizin çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Özellikle gezerken de hani gözünüze soka soka yaparım yani. Ya şimdi diyorsun ya Özge'nin yarın son günü. Bir kişiden alacağım puan mı kurtaracak beni? Hissiyatım şu şekilde. Gaye, Gülsüm ve ben aynı şeyde olacağız. Bu ne olacak? Yarın gün olduğu için. Ebru Hanım elinize sağlık. Genel olarak temizlik 4. Şimdi yarın eğer böyle olacak. Bir şey bak, olursa görün. Bu da en çok benim temizlikten anladığımı gösterir. Bundan da şeref duyarım. Umarım öyle bir durum olur. Görüşmek kolay üzere. Gelsin. Kolay gelsin. Kız Allah aşkına bir saattir hala dedikodu yapıyorlar. Çık! Çık! Hadi salona gelin hadi. Mutfak kapısını bence silmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü alelacele en son vakitlere göre böyle biraz telaş içindeydi. O telaştan unutmuş olabilir. Bunlar beni çok mutlu eden detaylar tabii. Koş kız koş kız koş kız koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Kadir getir sen perdeleri çıkart ben çalıyı toplayayım. Külleri atın makineye çabuk. Camlar açıla, yerler süpürüle. Salonda mutfaktan geç çıktığı için zaten mutfakta çok telaşı vardı. Salona girdiğinde de bir gözler büyüdü, ne oluyor falan dedi. Hele arkası sıfır öyle şey. Ne diyorlar ona, kuş yemi. Kız şu süpürgeyi al da gel. Dur bir dakika. Ya ittirmeyin beni ama zaman... Abi görüyor musun abi? Her yer çok kötü. Sandıcı yıkılar. Bez yok mu bez kova? Kova bende çekil. Kova bende, bezler bende, temizlik bende, ne var sende? Hadi şunun arkasına hemen silin. Çabuk. Haydi güzelim tın tın şeker ezelim tın tın tın. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Zaten korona bitene kadar bekar gezeceğiz mecbur. Salonda nasıl buldun? Ebru'nun başta planlama hatası vardı. Bence ilk başta camlara girmeliydi. Çünkü yüksek olduğu için. Detaylı bir temizlik de yoktu. Sadece toz vardı. Yani ben salona yorum bile yapmayacağım diyebilirim. Açıkçası ilk röportajda silmesini bekliyordum ama muhtemelen silemeyecek. Çünkü aslında kirli koltuklar değil. Hani çektiğinde evet kendini gösterecektir. Ama salonu boş olduğu için çekip silmede de bir rahatlığı vardı genişlik bakımından. En azından bir tozunu belki alır ama yetiştiremeyecek mutfağa vakit ayırdığı için. Televizyonda deterjanı sıktı, bezi ıslattı, öyle sildi. Bence önce ıslak bezle silip
Daha sonra deterjanı sıkıp kurulaması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Tam 40 dakikanız kaldı Kadir. 40 dakika kaldı hadi. İyi, salon iyi bitti. Bak hızlıca vitrini falan hallettik hemen. İyi mi bitti, yalap şap mı bitti belli değil bence. Vitrin güzel bitti. Yerleri de sildik, koltukların arkasını da sildik. Ortayı da süpürdük. Kuş yemi vardı. Kuş yemi berbattı zaten. Bu kadar sürede de ancak bu. Yani planlama hatası olmuş olabilir ama en azından salona da girdik şu anda. Bana sorarsanız 40 dakika banyo için biraz fazla. Camları sileceğiz daha. Sileceğiz mi? Sileceğiz. Kız camı silecekti madem en başta. Bu kızın hep bir kız. Sende niye bir cam silecekti? Sıralama hatası var kız. Heyecana verir. Heyecandan oluyor bunlar Kadirciğim. Heyecandan. Ama siz de bir hoşsunuz Ebru Hanım. O çekmeceleri boşaltacağınıza cama girsenize. Tamam gireceğim. Bekliyor, can bizi bekliyor. Kadir resmen enerjimi aldın. Ne diye oturuyorsun orada? Sen orada sabah beri oturuyorsun. Benim sesim çıktı mı enerjisini alıyormuş. Senin enerjine benim işim yok. Benim enerjim gayet yerinde. Hı. Evet belli oluyor. Oturacağına yardım etsene Ebru Hanım'a. Ben edeceğimi ettim. Şu an oturuyorum, bekliyorum. Aşk olsun Kadir Bey. Ne yapayım ya, evi ben mi temizleyeyim? Ne olmuş yani? Lütfen yarışmacılara sesleniyorum. Bakın gereken şu bölümleri izleyin gelin. Çıldıracağım. Sezon sonuna yaklaştık. Hala ben bir şeylerin peşinde koşuyorum. Televizyon ünitesini Ebru evet güzel sildi. Ama dediğim gibi salonda fazla eşya olmadığı için fazla da vakit harcamadı. Onun için detaylı yapmasını tabii ki de bekliyordum. Bitmişken cam. Nasıl yani? Yerleri sildin, koltuğu yittin. Tekrar en son cama girdiğini düşünürsen oradaki pislikler tekrardan yer akacak. Tekrar ek bir süre. Bu yüzden çok yalap şap olduğunu düşünüyorum. Ben zaten salon için 45 dakika vermiştim Ebru'ya. Doğru bir süre ama mutfakta çok fazla oyalandığı için o banyodaki süresini düşürecek. Banyoyu merak ediyorum açıkçası. Evet, birazdan banyoya geleceğiz. İçeride işler tüm hızıyla devam ediyor. Biz ne yapacağız burada? Sular ne kadar kireçli ona bakacağız. Hemen tasımızı aldık, suyumuzu dolduruyoruz. Kadir bitirdim. Geliyorum. Hemen çubuğumuzu alalım. Bakın gri çubuğumuz nasıl pembeleşecek. Evet ve hazırsanız gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Çünkü sularımız yoğun bir şekilde kireçli. Daha fazla kalamam, salonda beni bekliyorlar. Evet salona gitmem kız geldi. Neredesin sen? Tamam dur gel. Allah seni kahretmesin Emi. Çabuk çabuk çabuk. Banyoya çok az bir vakitte girdiğini düşünüyorum. Diğerlerinde çok süre harcadı çünkü. Şöyle bir baktığımızda göze çarpan bir şey yoktu ama tam detayına indiğimizde şurada şunu yapması gerektiğini düşündüğümüzde 27 dakika çok az. Çekil. Allah cezanızı vermesin. Halıcı dükkanına çevirmişler burayı. Çık çık çık. Abi bu halıyı dokuyan kör oldu abi. Abi bu halıyı dokuyan kör oldu. Biliyor musun Kadir? Biz Kapalı Çarşı'da uçan halının reklamını yapardık. Oraya da mı el attın? Tabii ki. Ben çocukken Kapalı Çarşı'da çalıştım. Bu çocukken hiç evde durmamış. Buna niye böyle salmış? Çekilin oradan göstereceğim. Bakın halıyı böyle atardık Kapalı Çarşı'da. Bu mu uçtu şimdi? Sanki beceği hürkuş halı değildi. Tabii bizim attığımız halı böyle değildi. İpek halıyı bir atarsın uçar resmen. İpek halıyı ben kaç para, senin haberin var mı? Turistlere satıyorduk. Biliyorum, sen küçükken iyi dolandırmışsındır turistleri. Ben İngilizce ile Almancayı orada geliştirdim. Halıcıda İngilizce öğrenmeyen de ne bileyim yani. Banyosunu evet temiz bekliyorum çünkü kireç kalıntıları yoktu, lekeler yoktu. Güzel fırçalayıp su tutarsa temizlik olacaktı diye düşünüyorum. Aslında
hızlı ve pratik bir ekipti. Planlama hatası yaptı. Planlama hatası yaparken detaya önem vermek istedi, detaya önem verdiğini. Bir yandan detaya önem verirken belirli bir ölçüde de yetiştirmeye de çalışmak önemli. Banyoya şu an girmiş olmak için girdiğini düşünüyorum. Temizliğiyle benim rakibim çünkü şöyle görüyorum. Eğer yarışmada olmasaydık, ikimiz bir eve girişmiş olsaydık harika işler çıkartabilirdik diye düşünüyorum. Temizlik yapma şeklini beğendim çünkü. Ne kadarımız kaldı? 10 dakika. Tamam, bitecek inşallah. Yerleri çekiyorum ben şu anda. Evet. Banyo dolabını siliyor. Tuvalet var bak daha, tuvalet. Ama tuvalet çok şey değil. Lavabo halledip hemen ona geçeceğim. Ben yerleri çekiyorum, sen git tuvalete gir. Sadece alaturkası yapılacakmış. Bu yüzden çok fazla pisliği yoktu. Oraya çok vakit bile ayırmasına gerek yok. 5 dakikada şöyle bir tel yapıp iki suyla hallolacağını düşünüyorum. Girmesem kalacak burası. Ben kime yetişeyim? Ben ortadan da yarılsam ben yetemem. Bu dünyaya en az 75 milyon Kadir Ezidi lazım ki her yere yetişebilsin. Hadi Kadir oyalanma. 8 dakika kaldı. Na 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 na. 8 dakika. Hadi. Amanını kelle kelle altını üstünü yelle. Amanını kelle kelle altını üstünü yelle. Kelle ateşte tuz ister. Tanatan tinatan. Benim canım temizlik ister. Tanatan tinatan. Amanını kelle. Kelle altını üstünü yelle. Haydi sayın seyirciler. Yandan, yandan. Oh! 10 bin liraya son bir gün kaldı. Elemi attık, kenara attık. Camları sildik, yerleri sildik. Koltukları sildik. Oh! Tozları aldık. Tuvalet banyo yıkandık. Bir elimde sünger, bir elimde telim. Ne marifet edilir benim bu elim. Her gün başka bir klozette, her gün başka bir küvette. Günümü gün ediyorum, sefam olsun. Oho! Görüyorsunuz dolabın arkasını. Hemencik ellerimle giriyorum buraya. Attırmayın kafamı. Bak, 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 bak. Akana bak, akana bak. Oo, akıyor, akıyor, akıyor. Kirler nasıl akıyor bak. Kaç dakika var? 4 dakika. Bir dur, tıkandım ya. Bir deterjandan mı tıkandın? Gözlerine bak kızın, gözlerine. Kızın gözleri nasıl? Kızardı kız, yeşilden kırmızıya döndü gözleri. Yoruldum da kolay mı sabah beri? Canı çıktı kızın. Oh. Bunca emeğiniz finalde heba olmasın da. Ay şu işleri berbatıma giremedim, yapacak bir şey yok. Çok güzel bir banyo havası var burada. Evet. 4 dakikan kaldı, hadi son bir şey. Son bir iki bir şey kaldı, hadi. Tamam, hemen gidiyorum. İyi misin? İyiyim. Hadi. Hadi bakın vallahi gencecik kız hara oldu, bitav oldu abi. Saçım başım, kafamda ne ararsam örümcek ağ, böcek, deterjan. Bakmayın yani ekrandan izlemesi kolay olduğunu, aslında çok zor. Hayırdır Kadir, ne yapıyorsun? Seyircimle dertleşiyorum, bir bırakır mısın? Ondan sonracıma, yani inanılmaz derecede yorgunum. Koşturuyorsunuz burada, deterjanlar, ev kokuyor, ayak kokuyor, tuvalet kokuyor. Yani o müzik altları bile dırırırım dırırırım ilerliyor ya. Aslında öyle değil, biz onları saatlerce oluyoruz, saatlerce oluyoruz. Yani çok uğraşıyoruz. Bir de bu herifin çenesini çektim. Allah vermesin. Kaynanamla birlik otursam da bunu çekmesem, emin ediyorum size. Kötü huyu kaynanalar gibi. Allah bunun geliline sabır versin. Yani öyle işte. Bir tuvalete de bakayım ne yaptı da görüşürüz tekrar. Alaturka tuvalet çok uğraştırıcı değildi diğer tuvaletlere göre. Bir deterjan sıkıp fırçalasa gidebilecek lekeler vardı. Ay bu pencereyi de iyi ki açmışsınız. Allah bin kere razı olsun. İnşallah son nefesinizde de böyle bir pencere açarlar size. Tuvalet nasıl olmuş Kadir? Güzel oldu, güzel. Zaten taşta çok kir yoktu. Dünkü gibi bir tuvalet olsaydı yanmıştım. Limanımı gevretti, o nasıl tuvaletti ki? Ama benim sonradan aklıma bir plan geldi. Salak kafa. Tuvaletin ben... deliğini poşetle sıkayacaktım. Çık, çık Kadir, çık. Kireç sökücüyü dökecektim, orası dolacaktı böyle havuz gibi. Bak, pratikti. Gece bu benim yatakta aklıma geldi. Gece gece düşündüğün şeye bak. Gece ben yattığımda plan düşünüyorum, bu benim aklıma geldi.
Çık hadi şunun üstüne alacağım tabure. Son iki dakika. Son iki. Son iki al tabure engel. Bu eldiveni çıkar elinden tuvalete sürdün. Ay evet. Alın bu eldiveni kullanın. Çık çık çık. Çabuk çabuk. Yok, yere gerek yok. Allah seni kahretsin. Ne iş yapıyorsun da eldiven taktın acaba? İtihap oldu zamanım. Bir çağ bir çare perişan oldu. Ben de orayı hiç silmeyeceğim sandım biliyor musun? Sabah beri gözüm orada. Yok suladım ama şey olmadı. Ebru'nun son dakikalarıydı. Yetiştirememe korkusu zaten telaşlıydı. Detaylı girdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve finish'e surprise. Evet. Elem teref iş, kem gözleri şiş. Elinden geleni yaptı. Yani Ebru'cum mutfak bayağı zorluydu. Çok zorlandı. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Eleştirilere açık mısın? Açığım. Savunacak mıyız kendimizi? Savunacağım tabii ki de. Son bir gün kaldı. Evet. Heh, ben kadar büyük evi olan var mıydı? Bak bunu doldur kendini tamam mı? Ben doldurayım zaten şu an. Bunları düşün kendini doldur. Evet hanımefendiler, beyefendiler, küçük çocuklar, gençler. Nereye gidiyoruz? Temizlik benim işimde 10 bin liraya son bir gün kala haftanın dördüncü gün finaline gidiyoruz. Bakalım temizliğimiz nasıl değerlendirilecek? Haydi buyur. Dolu kara bakır dolu dolu. Haftanın dördüncü gününde Ebru Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı temizliğin ilk durağı oldu. Ebru Hanım mutfakta dolapları, fayansları ve camları sildi. Ocağı, bulaşık makinesini ve tezgahı temizledi. Ebru Hanım Kadir'in de yardımıyla her birini güzelce aklayıp pakladı. Ebru Hanım salon temizliğine hızlı bir giriş yaptı. İlk iş halıyı toparlayıp kaldıran yarışmacımız ardından ortalığı süpürüp detaylara başladı. Salonda camlar silindi, vitrin ve içindekiler temizlendi, mobilyaların tozu alındı. Son olarak kapı silinerek temizlik noktalandı. Ebru Hanım salonda iyi bir iş çıkardı ama bakalım rakiplerinin onayını alacak mı? Evimizin banyosu temizliğin son durağı oldu. Ebru Hanım banyoda duvarları fırçaladı, fayansları köpük köpük yıkadı. Lavabo ve tuvalet taşı da unutulmadı. Ebru Hanım 3 etabı da tamamlamayı başardı ama bakalım finalde yüksek puanlar alacak mı? Özge Hanım'dan başlayacağım. Özge Hanım kesinlikle yarın gününü oynayın. Afalladı. Vitrin içerisinde hala tozlar var. Tamam üstü temiz olmuş. Diğer türlü... Vitrin içerisinde kalan tozlar bezin tozları. Kendi tozu değil yani. Alsaydı. Zaten buraya girdiğinde zaten nasıl buraya kendini attığını şaşırdı. O yüzden yalap şap olduğunu düşünüyorum. Kendini rakip görüyordun. Evet rakip görüyordum hala açıkçası. Hala görüyor musun peki? Maalesef görmüyorum. Yorum değil ki bu. Yani burada vicdan meselesidir bence. Eğer vicdana girersek evet. Bence en vicdansız Sinem. Hem fikir olarak iki kişinin fikri bunu güzel temizlik yapmaması. Ama bence güzel buldum. Detaya girmeye çalıştın ya şimdi. Orayı sildin, burayı sildin, oradaki sehpayı sildin. Bunu unutmuşsun. Bir kişiyle mi günümü oynuyorum ya? Evet sayın seyirciler, temizlik benim işimde haftanın dördüncü gün finaliyle karşınızdayız. Bugün de şükürler olsun temizliğimizi bitirdik. Üç odamıza da girdik, elimizden geleni yaptık. Aynen. Ve Ebru'yla yarıştık. Evet. Ebru son dakikalarda artık böyle ruhun çekilmişti, canın aynen. Çıktı. Zehirlendim zaten tuvaleti ovarken. Evet bayağı darlandın. O mutfak dolabının üstü neydi? Elini attın ki böyle sakız gibi. Ya sadece üstü değil ki her yer aynı şekildeydi. Her yer yağlıydı. Peki.
Yaptığın temizliğin Ebru'nun temizliği olduğunu söylüyor musun? Evet, benim temizliğim bu, elimden geleni yaptım diyor musun? Elimden geleni yaptım evet 4 saat içinde ama tabii ki benim temizliğim değildi yani. 4 yani saat içinde yapabildiğim bu kadardı yani. Peki. Yorumlara başlıyorum o zaman hazırsan. Tamam. Sinem senden başlayalım yorumlara. Buyur. Mutfakta geldim bayağı eleştiri yaptın. En son çağırdığımızda Özge ile seni de bayağı beğenmedim, bir şeyler söyledin. Nasıl olmuş? Şöyle mutfakta zaten evet yağlar vardı. Özellikle o kapakların üst taraflarında hani ellere geliyordu yani. Oraya baktığımda onlar gitmişti, eline sağlık. İçleri ve altlarına aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yağ lekeleri kalmış az da olsa hani. Nerenin içlerinde? Bazı dolap içlerinde ve komple şu alt var ya, nasıl üstte bir raf var uzun. O aynı şekilde alt raf bildiğiniz yağ duruyordu. Terek var ya terek. Yani dolabın alt şöyle baktığında. Orası. Evet orayı sadece evet doğru. Oraya çok şey yapamadım doğru. Evet ondan sonra diğer türlü dediğim gibi çok sık su değiştirmediniz. Hani sürekli gözlemli. Tamam değiştirdiniz ama hani su iyice katranlaşana kadar. Ben ona inanmıyorum. Ne yaptım biliyor musun Sinem, hatta sen öyle diyorsun ya. Her dolap rafında ayrı ayrı su yaptım biliyor musun? Her dolap, açtığın dolap var ya. Onu göremedim. Her dolapta izlediğinde de göreceksin. Niye sen. Niye görmedin Sinem? Her dolapta yani, da bunları değiştirdim ben yani. Suyun değiştirmediğini gör, kirli suyla çalıştığını gören var mı? Hayır. Ben görmedim. Görmedi. Kirli suyla çalıştığını görmedi. Yok, görmedim. Ben bir ara gördüm ama sonra yani baktım gidiyor ama sonra değiştirdi ama ne kadar süre onu yani bilmiyorum. Çoğunluk olarak suyu değiştirdi söyle ama sen görmediğini söylüyor. Dediğim gibi. Valla Sinem'in yorumuna hiçbir şey demiyorum çünkü ben sürekli su değiştirdim zaten. Hep zaten onlarla zaman kaybettiğim için 2 saat 50 dakikada çıktım mutfaktan. Sürekli su değiştirdim. Bir temizliği beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Beğenemedim. Yani şöyle diyeyim mesela mutfak buzdolabı ve vitrine zaten siz girmişsiniz. İkisinden birine en azından onu girmesin. Zaten onlarda kir çok pis bir kir yoktu ki Sinem yani. Hayır gayet buzdolabının içi pisti. Dediğim, pisti yani evet, normal yani pisti. Yani sıra şaşırıyorum. Kadir Bey ikisini yapmasına rağmen 2 saat 50 dakika o mutfakta ne yaptınız? Yaptığınıza değmemiş. Çünkü sadece yağları çıkartmak sen için uğraştı. Yaptığınıza değmemiş. Senin yani yaptı... sen 2 saat 40 dakikayı boş harcamışsın. Sen kaç dakikada çıkmıştın? Hayır benim çıkıp çıkmamam tamam, değil. Tamam sen kaç dakikada çıkmıştın mutfağında? Sen 2 saat 40 dakikada çıktın. Sen 2 saat 40 dakikada çıktın değil mi? Tamam. Kaç tane rafın vardı senin? Çekmecen vardı, onun vardı, bunun. Benim neyin de senin vardı gibi başka? Vardı. Benim de senin bulaşık gibi vardı. Bulaşık makinesini yapmamıştın. Evet. Ben bulaşık makinesi tamam, içinin dışını altını yaptım değil mi? İçini açtım ben. İçini yapmıyoruz ki zaten. İçi yapılmayacak dediler. Kapağın kenarları. Kapı en azından kenarlarını açtığınızda kenarını silseniz. Tamam içine girmiyorsunuz tamam, zaten. Tamam üst tarafını sildim zaten. Asla silinmemiş. Gerçekten şu an gidip gösterebilirim. Sapsarı. Altını bile sildim ben onun. Hayır, iç tarafını. Açıldığı zaman ki olan altını. Leş sapsarı gibiydi. Sapsarı duruyor. Gerçekten şu an gider bakarım. Bak. Tamam oralar sarı okey. Tamam. Ama açtığında o alt görünüyor ya böyle alt. Heh. Orayı silmiş ya. Oraya hiçbir şey demedim zaten. Yok az önce dedi ki ben arasını da sildim dedi. Sen de dedin ki hayır sapsarı ben duruyor orası dedi. Için, o, ben orayı lastiklerinden bahsettiği için orayı dedim. Tamam yani kaynanın arası temiz olmuş. Evet. Peki salona gelelim. Geldiğinde benden kendisi sıralama beklemişti. Buraya geldiğinde de zaten hani orada vakti olmadığı için buraya nasıl gireceğini şaşırdı. Afalladı. Yalan çalak mı oldu? Öyle bir dedi afalladı. Vitrinin içerisinde hala tozlar var. Tamam üstü temiz olmuş. Diğer türlü... Vitrinin içerisinde kalan tozlar bezin tozları. Kendi tozu alsaydım. Değil yani. Alsaydım. Vitrinde toz kaldı dedi. Ben onları tek tek sildim. Hem de ya herkes de görecek zaten. Ben çünkü sildiğim yeri söylediğim gibi tamamen bitirmeden çıkmam. Oranın her yerini sildim. Ben her tarafını sildim. Sadece tozları vardı. Bezin tozları vardı. Onu da imkansız çıkartamam ben yani. Yani ben her yerin en ilerisine kadar sildiğimi düşünüyorum. Kuruladın tabii mı? Ki cam beziyle kuruladım hem de. Ya zaten buraya girdiğinde zaten nasıl buraya kendini attığını şaşırdı. O yüzden yalap şap olduğunu düşünüyorum. Sabun cam bu muydu yani? Dedi yalap ki bezle şap oldu. Dedi. Neresinin yalap şap oldu? Beğenmediğin yeri neresi buranın? Tamam burada hadi birkaç toz. Hadi burayı hiç görmüyorum. Lavaboya gel. Kaçma bir saniye gel buraya. Vitrinde toz var dedin evet. Şimdi. Görmüyorum deme. Tamam. Görmüyorum bu ana gitme. Hayır tamam. Buranın neresi yalap şap oldu? Bunu da söyle bana. Genelleme olarak konuşuyorum. Hayır salon için konuşuyoruz biz ya. Anam bu kız genelleme konuşuyor. Kız bir genelleme yap. Puan vereceğim ya. Ama bak şimdi bir şey diyeceğim. Sen salon için dedin ki şimdi. Yalap şap oldu da bir şey diyemiyorsun. Salon için dedin ki burası yalap şalap oldu. Kız da diyor ki şimdi tamam yalap şalap ben kabul ediyorum. Tamam. Ama bana söyle burada neresi yalap şalap oldu? Genel olarak değil. Tamam, salon için ben söylüyorum. Geldiğinde zaten çok az bir süresi vardı. Tamam onu geç onu geç. Yalap şalap yer neresi onu söyle. Kendi ya şöyle mi? Camı en son girdi. Orası zaten hiçbir şekilde olmamış. Dışarıdan silmesini beklerdim. Ya da zamanım olsaydı emin ol onu da silecektim zaten. Ya zaten zaman olmadığı için artık lavaboya... Yalap şalap cam mı yalap şalap olmuş? Orası evet. Tamam başka var mı? Yok. Yok.
Tam sildiğim yerde bir pislik gördün mü? Evet vardı. Neresinde vardı? Her tarafında. Her tarafında evet, vardı. Evet, üstüne elimi attığımda geliyordu tozlar. Sinemi salonla ilgili dediklerine katılmıyorum. Zaten başından beri sinemin hiçbir dediğine katılmıyorum. Çünkü izleyenler de görüyordur. Hiçbir şekilde bir detay veremiyor. Şunu şöyle yapman gerekiyordu diye bir tavsiye bile veremiyor. Bu da gerçekten anlamadığını gösteriyor. Yani 4 gündür kararım hiç değişmedi sinem hakkında. Kesinlikle temizlikten anladığını düşünmüyorum. Doğrudur o zaman. Peki Sinem, puanını ver bakalım, kaç puan vereceksin? 'm kaç puan verdi bugünkü temizliğe? Buyur Sinem. Teşekkür ederim. Niye diyecek bir şey bulamıyorum. Niye bir şey bulamıyorsun? İşte. Peki üçte kararlı mısın Sinem? Evet. Üçlük diyorsun evet. Bu ev. Peki Gaye, senden devam edelim buyur. Nasıl buldun temizliği, pratikliği? Biraz temizlikle ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Eve girdiniz, planlaması nasıl? Sen olsaydın nereden başlardın? Leğenini işte yere mi koydu, bezini doğru mu yıkadı? Bunları biraz konuşalım. Mutfağa geldin. Mutfak senin açından yağlı bir mutfak mıydı öncelikle? Öncelikle eline emeğine sağlık. Sağ olasın. Mutfak dolabının üst tarafı yağlıydı, evet. Mutfak genel olarak aslında sadece o fırının üstü yağlıydı. Hani zamanını çok fazla harcadığını düşünüyorum üst dolaplarda. Çıkmıyor. Çıkmadı çünkü o kadar çok terledim ki artık hem üstünü hem de bu ocağın olduğu yer var ya, arkası, önü, her yeri yağıydı. Cam hele, cam zaten beni 40-45 dakika camda kaldım sadece çünkü camın olduğu yer, bilmiyorum baktınız mı, çok yağlıydı. Cam aşırı derecede yağlıydı yani. Evet yağlıydı. Çok yağlıydı. Ama şöyle mesela üst dolabı yaptın, o tarafı gördüm. Yan tarafa geçtiğin zaman cama geçtin ama cama geçerken üstteki şeyi evet, yapmadın. Evet orayı atladım ben, Kadir Bey de söyledi. Evet orayı atladın, orayı yapmanı beklerdim. Evet. En sonradan bir baktığın yaptım zaman ama orada bir çok temizlik cam şey olmasın yani. Diye çok şey yapamadım. Evet. Aldım üstten yağını ama çok da şey yapamadım. Evet, yok yaptın, ona bir şey demiyorum ama dediğim gibi çok fazla zaman harcadın. O zamanı harcadın ama o temizliği görmek isterdim açıkçası senden. Zamanımı o köşeyi güzel kullanamadım bir almanı zaten. Beklerdim. Evet, o konuda haklısın. Mutfakta ben de kendi kendime sinirlendim zaten ama artık iş işten geçmişti. Yapacağını düşünüyorum demiştim. Kendine rakip görüyordun. Evet rakip görüyordum hala açıkçası. Hala görüyor musun peki? Maalesef görmüyorum. Maalesef çünkü şöyle görmüyorum. Açıklayayım zaten. Hani söyledim rakip görüyorum diye ama hani çok detaylı gireceğim diye düşündü ama detaylı giremedi. Peki banyoya gelelim. Banyoda fazla zaman harcamamış belli. Çünkü bir tane küçük dolap var. Ekli miydi işini arasında onu bilmiyorum. Banyonun sonu... içindeki evet, mi? Evet. Evet o ekli yani banyonun içinde olduğu için. Yani ekstra oluyor bazen. Onun içine hiç girmedim. Evet onun içine hiç girmemişsin. Duvarları terledim sadece. Evet zaten banyoya girdiğin zaman duvarlardaki fayanslar fazla kirli değildi. Değil miydi? Değildi. Terledim oraları komple ya. Şimdi şöyle bir şey var. Güzelce fırçalayıp bir su tutsaydın bence arındırırdın. Kadir Bey fırçaladı, ben peşine terledim tek tek. Fırçaladı üstüne bir de şey yani suyla... Ben tek tek kire sökücüyle yaptım. Tazikli suyla bir de akıttık hepsini üstüne. Var mı şu anda hala şeyler sarardı? Evet vardı. Bir de şey petek borularında bayağı tozlar gördüm. Ben orayı komple yıkadım biliyor musun? Sırılsıklandım. Komple ya her yeri yaptım orada. Yani. Çamaşır makinesinin arkasındaki hortumu söktüm. Ben zehirlendim bile o onunla tuvalette. Onunla tazikli su tuttum. O suya da toz duruyorsa vay maşallah. Aynen öyle. Aynaya gelirsek üstü öylece duruyordu. Hiç herhalde bez sürmemişsin. Yok boyum yetmedi. Tozunu aldım öyle. Görmeden aldım onu da. Ondan dolayı olabilir. Aldım orayı da sildim evet, mi? Evet yani onun tozunu alsaydı bir de o dolaba da girmeni beklerdim şey açıkçası. Orayı da sildim ben. Yok hayır. İçerideki dolaba hiç girmemişsin. Evet, çok, çünkü çok duruyordu. Son zamanda kalmıştım. Kadir Bey yerleri şey yaptı. Ben tuvalete geçtim. Peki Gaye'cim senden de puan almak istiyorum. Buyur. Evet. Bakalım Gaye'den kaç puan gelecek? Evet Gaye, heyecanla puanlarını bekliyoruz. Bakalım kaç puan verdin? Buyur sesli söyle. Puanım 2. Nedenine gelirsek senin temizliğine güveniyordum, yapabilir diyordum, gerçekten diyordum. Mutfakta aşırı zaman harcadın. Tamam bir şey soracağım ya, zaman harcadım da şu 2 puan o kadar çok şaşırıyorum ki kime verirseniz verin ya ben de hani 3 ver, 4 ver, 5 ver ama 2 verilmesi nedir biliyor musun? Ya sen hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey yapmamışsın demek ya, anladın mı? Ama ben burada 4 saatimi vermişim, emek vermişim, parmaklarımı acıtmışım, her tarafım leş gibi olmuş, şey olmuş. Tamam senin de olmuş olabilir, herkesin oluyor. Sen gördün, yaşadın o emeği mesela, 4 saatlik bir emek verdin. 2 verirse üzülmez miydin? Yani emeğini bana da yani? Verilince ben de emeğime üzüldüm ama. Ne öyle gibi bir emeğine düşün. Üzüldüm? Ben dediğim gibi seni rakip görüyordum. Evet. Çok fazla eksiğim vardı. Bunu
söyledik zaten detaylı Gayet bir şekilde. Senin evin minnacıktı. Senin o minnacık olan evinde bile eksiklerim var. Herkese ya 4 saatin içinde eksiği olmayan Kadir Bey bile olmaz diyorum ben, anladın mı? Olmaz yani. Yani öyle ama son neticede ya bu kimsenin benim, bu benim görüşüm. O bu benim vicdanım, görüşlerin değil bu. Görüş hayır olur mu öyle ya şey? Ya bu puanlama, o zaman bak, o zaman biz hiç yorum yapmayalım. Bu puan, ya yorum değil ki Ebru. Bu. Yorum değil ki bu, vicdan mesela, bana göre 2 vermek ya vicdan meselesi. Bence vicdan, bence vicdanla gerçekten vicdana girersek eğer yani burada en meselesidir bence. Eğer vicdana girersek evet. Bence en vicdansız Sinem. Ne konuda? Çünkü burada herkes emek sarf ediyor. Evet. 5 puan bir eve yağ dök yala yapılırsa affedersiniz ona verilir. Onun 5'lik bir puanı yoktu. Senin 2 vererek yani nasıl bir vicdanın var mesela? Nasıl bir vicdan yapmış olduğunu 2 vererek? Hayır ben detay görüyorum ve sana yapmadığın şeyleri söylüyorum. Harcadığın zamanı söylüyorum. Yani Sinem'in 5'ini de mi vicdansızlık olarak görüyorsun? Yani onun tabii ona ki vicdan... Yani... Hayır ben vicdan diyor ya ben evet. O vicdanı ona sadece bağdaştırıyorum. 2 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü rakibim olarak görüyordum. Temizliğini yapacak güveniyordum yani. Ama benim tahminlerim yanlış çıkardı. Sadece dolapla uğraşmakla temizlik yapılmıyor açıkçası. Yani bana boşuna tepki göstermesi. Gerek yok. Ya kendiniz de şey yapıyorsunuz, helal olsun benim diyorum. Benim günümde yani. De 2 verdi. O zaman biz ikimiz eşit miyiz? Yani mesela onun lavaboda büyük yani o dediğiniz bayağı bırakmış. Hatta bayağı vakit harcamasına rağmen bayağı eksikleri var. Benim o kadar aşırı ağam şu an bir eksikliğim yoktu. Hayır size demiyorum zaten. Tamam hayır 5 verdiğinize diyorsunuz zaten. Ya. Hayır o diyor ki sen de bana 2 verdin diyor. Yani burayla benim temizliğim eşit miydi diyor. Yani şöyle sana da 2 verdim. Senin de çok fazla çünkü eksiklerim var. Çünkü Aday Hanım anlaştık. Bir de sen öyle 2 vermek için öyle gelmiş bir demek ki. Hayır 2 verseydim dün de 2 verdim. Bence bu zamana kadar 2 hak eden tek insan Sinem'in evi. Ya 2 hak eden kimse yoktur anladın mı? Çünkü burada 4 saatlik bir emek vardı. O zaman 2'yi verdin. 3 verdin. 2 olmasaydı yani. 4 saatlik bir emek var. İnsanlar buraya hepimiz bak. Hepimizin evine nasıl para parça yani. Peki Gaye 2'de kararlı mısın? Kararlı mısın? Peki Özge senden devam edelim buyur. Gaye'nin birazcık artık bilerek yaptığını düşündüm ben. Yani bunu hissettim. Kusur bulmaya çalıştılar. Kusur ararsan da bulursun. Öyle oldu bence. Ya bence Gaye kendi şeyini oynuyor. Pazartesi günü yarışta hiç kimseye ben kazanayım diye herkese 2 verdi zaten. Kimseye başka bir puan vermedi ki. Bence Gaye sadece puanını korumak istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor yani. Ben içeri girdiğimde ilk baktığımda gidişatını çok beğendim. Çünkü burada evleri kıyaslamaktan ziyade bence yapılan işi kıyaslamak gerekiyor. Bezi yıkama şeklin. Mesela ben hani bana kızmayın ama hepinizin eline sağlık. Çok güzel işler çıkardınız ama kimse mesela Ebru'da gördüğüm gibi 3-4 kez bezi çitilemedi, suyu sık sık değiştirmedi. Şaşırıp telle evet cama girişmiş olabilir ama olabildiğince bence temiz işliyordu. Bence en büyük hatası çok evinde gibi davrandı. Evet. Yani evindeyken hani bir yeri 3-4 kez üstünden geçerse evet. Tamam oldu sildin bırak artık. Bakıyorum mesela siliyor kuruluyor bir daha yapmana gerek yoktu. Benim tek hatam oldu zaten ya yağ sökücüyle sildim tekrardan deterjanlı su yaptım bir daha sildim bir daha duruladım. Ya 3-4 kere geçtim işte ondan oldu zaten evet, zaman kaybım. Evet çok fazla uğraştım evet. Bence. Mesela ocağı silerken tek elinde kaldı tek elini silmeye çalışıyorsun. İşte çekmeye çalışıyorsun duvarı silmeye çalışıyorsun. Kaldıramadım çünkü öyle ondan dolayı. Öyle yapana kadar işte mesela çek hepsini arkasına gir temizle örnek veriyorum. İşte al ocağı bir yere. Alamadım ki alabilseydim aldım. Alacaktım şeyi kısaydı ya. Anladım. Ondan dolayı tezgahın üstüne koyamadım onu. Olabilir. Bir de hep doluydu oralar zaten. Aha. Onları kenara açıp kendine biraz daha böyle geniş alan kullanabilirdin. Evet. Bunlar seni yavaşlattı diye düşünüyorum. Hala kalıntılar var. Tabii ki kalacak bu insanlık hali şu an ama yarışmada olduğumuz için çok fazla bir yerde bence süre harcıyorsak çok kusursuz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bence bugün Ebru kesinlikle bahane etti heyecanını. Kaç gün boyunca herkese konuştu yalap şap bir şekilde sıralamasız bir şekilde her şey eline yüzünü bulaştırdı. Kesinlikle Ebru Hanım'dan bunu beklemiyordum. Daha çok şey bekliyordum. Banyoyu işte vakit yetiremediği için oraya çok fazla şey yapmamış ama ben genel olarak yaptığı temizliği değerlendirdiğim için temiz buldum çalışma şeklini. Beğendim. Evet, peki bakalım beğendim. Özge kaç puan verecek? Evet. Evet bakalım Özge'den kaç puan gelecek? Buyur Özge. Hadi saldırın bana. 4 puan geldi. Niye saldırsınlar sana? Ya çünkü birkaç günden beri eleştiri yapıyorum ya. Onlar zannediyorlar ki gıcıklığına yapıyormuşum gibi mesela hissediyor olabilirler. Burada da şimdi hem fikir olarak iki kişinin fikri bunu güzel temizlik yapmaması. Ama bence güzel buldum. Gülsüm yani... Hanım'dan sonra ben bekliyorum ya. Bir daha konuşacağım ben. Gülsüm Hanım'ın yorumundan sonra. Neyle ilgili konuş? Puanla ilgili mi?
Evet. Özge'nin yorumlarına kesinlikle katılmıyorum. O şöyle normalde detaycı bir insandı. Girdiği detaylar hiç alakası olmayan şeyler. Neymiş? Best tuşunu beğendiğim için puanım bu şekilde. Ya da saçma sapan bir şeyi beğendiğim için puanım. Ama bize geldiğinde aa bu yapılmamış, sana puanım bu. Kesinlikle benim günümde de bana çok haksızlık yapıldı. Peki az sonra Sinem'den şok açıklamalar gelecek. Şimdi Gülsüm'den devam etmek istiyorum. Of, ben bir bahir, araya giremedim de konuşayım. Buyur Gülsüm'cüğüm, nasıl buldun evi temizliği? Ya fena değil. Hem ona katıldığım hem yani katıldığım noktalar var. Ben şöyle söylemek istiyorum. Mutfağın kalabalıktı. Ona yani bir şey yok. Çok kalabalık hem de. Yağlar zaten dediği gibi önceden bir sıksaydın rahat ederdin. Evet öyle. Ya zaten orada bir şeylik yaptım. Evet. Banyoya da mesela hani ben ilk girdiğimde şey yapmıştım. Hemen bir dökmüştüm. Sen o banyoları aslında hani bir şey söyleyeyim mi sana? Az süre kalacağını biliyordun. İlk girdiğinde 2 dakika bir deterjan atsaydın sadece gerçekten. Yani çok daha rahat ederdin. Şöyle dedikleri gibi ben şimdi hani genel bir çok yorum yaptıkları için ben hani eklemelerle gideyim ya da oradan seçip şey yapayım. Süre atan zaten hani kendin de biliyorsun zamanlama. Aslında dediği gibi çok da güzel gidiyordum bir yandan. Ama şöyle dolapların içinde dediği gibi bezi böyle bir hani yağ sökücü sıkıp şöyle alsaydın bekletildiğinde yani işte benim huyum bu, yapacak bir şey işte yok. Sen yani. Ya diyorum ya ben kendi evimde temizlik yapar gibi yaptım burada. Ondan dolayı zaten çok zamanım gitti yani. Ben tamamen temizlemek istediğim için yaptım. Ya zaten bak eksiklik kalacaktır. Zaten dış cepheye hiç giremedin. Bez sıkışına benim de dediğim gibi lafım yok. Hani gücün kuvvetin yetmiş. Dikkat etmişsin. Ocağı beğendin mi? Ocak nasıl olmuş? Ocakta kirler vardı. Evet. Beğenmedin. Ocağını eleştirmiştin, yıkamadın, çıkardın, terlemekle uğraştın, yıkasaydın. O yağlar hani zaten hani açıkçası şöyle baktığımızda biz çevresine bakıyoruz ya gözükmeyecek, öyle söyleyeyim. Mesela ben peçeteyle aldım tertemiz, gücür gücür görmüyordum. Ya hayır şimdi şu bunu böyle takıyoruz ya. Hani o lastik, sen lastiklere uğraştın orada. Ama ya komple yağydı orası, komple. Görünüyordu yani, anladın mı? Çıkartmadan yapamazdım yani onları. Böyle hani çıkartıp onları yani yıkamadın hani diğerini onlarla uğraştın, baktın ya çıkarayım dedin hani. Başta bir çıkarsaydın, sıksaydın onları yıkarken orası da yumuşaydı hani, onu demek istiyorum. Ha. Salona geleyim. Salonda tozlar şeydi, dediğin gibi bezle yine devam etti. Bir hani tozlara bir lafım yok ama orada ben kuş yemi gördüm. Kuş yemi zaten ama bütün salonun her yerinde vardı. Biz ya, onu değil, yok söylüyorum. Bezde vardı. Ben ona da cevap vermek istiyorum. Biz onları süpürdüm. Ben Kadir Bey onları süpürdü. Ben onları tek tek sildim. Ama şu rayın arasında kalmış. Sürekli çekip indikçe dökülüyor yani. Onda benim şeyim yok. Detaya girmeye çalıştın ya şimdi. Için. Onun için diyorum. Onun dışında için orayı sildin. Orayı sildin. Oradaki sehpayı sildin. Bunu unutmuşsun. Evet ya. Onu unuttum. Ne kadar kızdın da dokudan kusur olsun. Yok hani şimdi vardı. Hani o tozları şimdi sadece hani onları üstünü süpürdüm ben onu. Kuş şeyi vardı üstünde. Kuş hani onları girdim falan hani şeylere girmeye çalıştım. Kadir Bey oranın yerini silip yerleştirdik. Evet doğru orası. Camda da hani içeriden güzel, yani en azından içeriden güzel. Dışarıdan su atmanı belki atabilirim. Bekliyordum, atamadım. Zaman olmadı. Güzel olmamış. Şimdi anlayamıyorum ben. Yani açın kapağı. Camın kanat arasındakilerden bahsediyorsun. Sana. Şeyde de vardı bu arada. Hani camda uğraştın ya, mutfakta. Mutfakta da hani o uğraştığın hani şeye değmemiş. Hani uğraştığına değse yani. Oraya o kadar çok uğraştığını işte, verememiş mi? Yok hakkını vermeye çalışmış da hani orada o kadar uğraşmasaydı vakit kaybetmezdi hani. Onu demek. Çünkü ama sen o zaman da uğraşmadın diyecektiniz. Uğraşmadın demiş. Ay uğraştım ben, o kadar çok uğraşmadım. Ama şimdi eleştiriyoruz ben, yani. Ben altı şey yapmamıştım. Ben araları demiyorum bak sana. Temizledim yani. Hani o sarı şeyler var ya belirli pas gibi köşelerde. Çıkmıyor ki pasla. Ha, ben onu diyecektim. Onu o kadar ne kadar yaparsan yap çıkmayacak yani çünkü. Diyor ki çıkmayacaktı diyor, daha ne orada ama uğraştın. Ama ben pasla uğraşmadım ki, yağ ile uğraştım. Pasta uğraşmamış. Bak yağ da uğraşmış. Tamam ben. Okey. Hazır mısın? Hadi ver puanını. Banyoya geç. Tamam banyoya. Söyle banyo için. En başta dedin de zaten kire sökücü dökseydin dedi. Peki Gülsüm puanını vermeden önce puanını değiştirmek isteyen var mı? Yalnız böyle söyleyince herkes bir tavanlara bakıyor. Sanki ben ne diyorum. Peki Gülsüm ver puanını bakalım. Ebru hazır mısın? Hazırım. Gülsüm'ün puanından sonra Sinem'den şok açıklamalar gelecek. Ben de merak ediyorum kaldırıyorum açıkçası. Kaldırıyorum bak. Evet bakalım Gülsüm kaç puan verdi ve 10 bin liranın sahibinin belli olmasına son bir gün kala Ebru toplamda kaç puana ulaştı? Buyur Gülsüm.
Evet, 3 puan geldi ve neden böyle. Neden 3 verdim? Şöyle, onun camlarını sildi. Camlarını şöyle söyleyeyim. Eğer ben sana 4 verseydim onun camlarına, o da aynı az kala sürede banyoya girdi. Yani bir nevi belirli şeyler eşit gibiydi. Eşit. Peki. Toplamda 12 puanla ulaştın. Eline koluna sağlık. Sinem, ben yorum yapmadan önce mi söylersin söyleyeceklerini, yoksa ben yorum yaptıktan sonra mı söyle? Siz söyleyin Kadir Bey. Önce ben mi yorumumu yapayım? Buyur. Peki şimdi gelelim sana. Yapmasaydın. Gelelim sana. Gelelim sana. Şimdi bak, salonun çok kolay bir salon. Evet. Açıkçası çok net kolay bir salondu. Yanlış yaptın. Dolabın üstüne yağ sökücünü sıkacaktın. Dolapların 10 numara bir dolaptı. Eski dolap değildi. Evet, yeniydi. Teli vurduğunda yağı kendinden veren bir dolaptı. Bu da senin için bir avantajdı. Ama değerlendiremedin. Evet. Yağ sökücüyü sıkacaktın. Bir saat kala bu salona girdiğinde nasıl hızlıca iş yaptıysan en başta o hızlı işi yiyip buradan çıkacaktın. Aynen. Bitti. Aynen. Salonun kapısını çektin. Mutfağa girdin. Artık geri kalan süreyi mutfakta tamamıyla harca. Banyoyu bir kısım ayırdıktan sonra. Mutfakta buzdolabını temizlemedin. Derin dondurucuyu temizlemedin. Aynen, kombiyi temizlemedin. Cam zaten cam tam anlamıyla temizlenmedi. O cam benim için temizdi. Çünkü açtığımda o alt kısmında hala sarı sarı yağlar var. Çok aynen yaptım oralı çerlede ama bak şimdi yapıyorsun işte. Ama sadece yapıyorsun. Bu oldu mu olmadı mı dur. Ben buna bir bakayım. Şimdi ben bir yeri tellerken telliyorum. Benzesiyorum ki oldu mu olmadı mı. Sen elinde telliyorsun da bu tel oluyor mu? Ona hiç bakan yok. Ya da eline bez alıyorsun. Evet siliyorsun ama bu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bezde deterjan yok ama siliyorsun da siliyorsun. Siz sanki buraya yapıştırmış otomatik el. Dönüyor da dönüyor. Suyun deterjanlı çünkü. Suya deterjan atılmaz. Neden? Deterjan mobilyanın içine ya da bezin üstüne atılır. Bezde ya da süngerle ovarsın. Bezi suda yıkarsın. Suyun içine deterjan atılmaz. Değil mi? Ben de çünkü suya deterjan attığın sürece o bezi yıkadıkça o su köpürür. Sen o suyu bezi durulamak için kullanacaksın. Durulamak sonradan yapıyorum işte. Bak bu dolaplar suyun içine deterjan atılacak dolap değil. Onu evde ben de yapıyorum. Çünkü benim evimde dolap yağ yok. Bezi deterjanla içinde yıkayıp siliyorum. Öyle yapıyorum genelde. Dolabın üstüne yağ sökücü sıktın. Ben dedim ki şimdi dolabın yanına herhalde boruyu yapacak. Sen cama doğru gittin. Hadi onu yaptın. Şey terledim bak, boruyu. Bak önce cama gittin. Cama gittin. Onlar geldi bu ara. Camı sildin. Hadi camı sildin diyelim. Camın üstünde sapsarı bir korniş. Evet, altında sapsarı bir duvar. Orayı o zaman şimdi ben diyorum ki acaba Ebru evde de mi böyle iş yapıyor? Hayır. Ben bunu bilemem ama yani baktığım zaman öyle duruyor. Benim için sıralama çok önemli dedi. Hatta bana kaç defa işte camıma geldi şöyle şöyle yapsaydın normalde dedi. Normalde dün bile konuştuk bunu biliyor musunuz? Evde annemlerle işte, beraber bugün konuştuk. Bugün gelince olmadı. Annem hatta özellikle söyledi. Ebru dedi sakın dedi onu unutup geçme dedi. Kadir ona çok dikkat ediyor dedi. Sıralaman önemli. Ama diyorum ya şey oldu işte. Yani elin mutfak dolaplarında güzel iş çıkardın. Eline koluna sağlık ama sıralamayı başta yanlış aynen yaptığın öyle için gerisinde fazla ya bir şey kalmadı. Bir anda sarpa sardı her şey. Her salonda yine o kısıtlı sürede iyi iş çıkardın. Vitrini güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Banyo zaten eski bir banyo. Aynen yani öyle. O banyoyu ne kadar uğraşırsan uğraş parlatamazsınız. Taşları bayağı eski. Elimden yine eline koluna yaptım sağlık diyorum. Şimdi puanımı vermeden önce Sinem'den açıklamasını dinlemek istiyorum. Ha şöyle söyleyeyim, Özge Hanım'dan başlayacağım. Özge Hanım kesinlikle yarın gününü oynuyor. Niye derseniz. Ya Allah aşkına siz mesela benim günümde o kadar hani eksiğimi saymadınız. Şu an bir kişiyle mi günümü oynuyorum ya? Şöyle evet. Yani Ebru'dan aldığım puanla mı günümü oynuyorum? Evet. Farkındaysan 3 gün boyunca bizim canımızı çıkardın. Yarın senin günün diye. Canınız sen da size kız. Ha evet. Şöyle söyleyeyim Kadir aynen Bey, dediğim gibi hani Özge Hanım bana 3 verse de yine açıklama yapmazdım. Bir dakika. Çünkü gerçekten sen sana 2 verdiği için mi günün oynadığını düşünüyorsun? Ya söylüyorum şimdi. Mesela kalkıp 4 verdi ya tamam, hem benim günüm oynadı hem de diğerlerini çiğneyip yani bu üçümüz yalan söylüyoruz o zaman. Özge Hanım doğru peki söylüyor. Peki Ebru ile bir anlaşması mı var? Yarın Ebru'nun ona çıkartıp 4 vereceğini nereden biliyor? Biliyor. Nasıl biliyor? Biliyor. O zaman Ebru'yu da zan altına sokuyorsun şu an. Ne gibi bir 4 verecekmişim ben? Ben düşünüyorum. Hayır şunu soruyorum. Bildiğin bir şey var mı? Hayır kesinlikle herhangi bir şey yok. O zaman şimdi Ebru da zan altına girdi. Ne gibi 4 verme olayı? Düşüncesi o şekilde. Benim hiç öyle bir planım olmadı mesela. Böyle bir düşüncem olmadı. Ben temizliğe bakıyorum. Ona veriyorum puanımı. Sinan bana tabii ki kısasa kısas yapacak. Yani 2'den üstü puan vermesini beklemiyorum. Çünkü yaptığın temizlikten de anlamayacak. Sinan yani. Nereden çıkartıyorsun? Yani saçma sapan teori üretiyorsun. Düşüncelerime saygı duymak zorundasın. Saygı duymuyorum. Normalde tamam, duyurmam. Tamam duymazsan yarın görürsün o zaman. Ha şunu diyeyim. Bakın Kadir Bey o kadar hata saydınız bu Ebru Hanım'ın evinde değil mi? Yani tamam benim de illa şeylerim olmuş olabilir. Ben her şeyimi varana kadar yetiştirdim. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Ebru'nun evinde senin evindeki buradaki yağ senin evinde yoktu. Şimdi eksiklerini ya sayıyorum değil, ama evine yoktu göre eksikleri sayıyorum. Tamam ama siz de şimdi mutfakta dediniz ki Ebru şunu silmedin, bunu yapmadın, şunu yapmadın. Yani yine ona rağmen 2 saat 40 dakika, 2 saat hatta 50 dakika çok almadın. Sen de hiçbir şey olmadı halde 2 saat 40 dakikada çıktın. Ya sen peçeteyle ya temizlik yapan insansın yani. Sana nasıl 4 verebilirim ki? Özge kalp kırmadan konuş.
konuşmayı biliyor. Ama Sinem aşırı derecede kalp kırarak konuşuyor. Herkesin kalbini kırarak konuşuyor. Bundan dolayı bilmiyorum, aralarında yarınki çatışmayı çok merak ediyorum yani. Ben sana 4 verdiği demedim. 2'yi kesinlikle hak etmiyorum. Tamam, bu kız temiz iş çıkardı. Yani çok güzel temizlik çıkardı. Yapma tabii, şekli benim hoşuma tabii gitti. Burada 2'yi kim bıraktı? Hepsini Kadir Bey'e yani. Bence biz bıraksaydı size de aynı şekilde verebilirim ama sen tamam, hiç su kullanmadan telle ya canı... Bir tek sanki bana hata yaptın. Siz de konuşun Allah aşkına yani. Size de aynı şekilde tamam, oldu. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben sadece Özge'nin puanına takıldım. Bugünkü 4'üne mi takıldın? Evet, bugünkü 4'üne takıldım. Ama yok hayır, şu yönden yani takıldım. Bana verdiği 2'den dolayı takıldım. Sana ben 3 verdim, 2 vermedim. 3 mü vermiş? Sana kimse 2 vermedi ki gayet. Ben sana 2 vermedim. Neyse şöyle söyleyeyim o zaman. 3 de versin, 2 de versin. Bana herkes geldi. Şöyle... Allah Allah. Ben ama Ebru'ya gelip Ebru'nun ikinin yayılacakmış kendine. Müsaadenizle ben puan vermeye gidebilir miyim? Gitmeyin bence. Teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Son gün 10 bin liranın sahibi belli olacak ve Özge yarışacak. Özge, yarın yani sadece seyirciler değil bak. Sinem, diğerleri, herkes seni bekliyor, temizliğini bekliyor. Yo, ben evet. Hazır mısın? Hazırım. Peki. O zaman Özge ile temizliğimize devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet, Ebru'nun ellerine kollarına sağlık. Haftanın 4. gün temizliğini de bitirdik. Şimdi Ebru'nun temizliğine ve elinin emeğine puanımı veriyorum. Evet, haftanın 4. gün temizliğine puanımı verdim. Ve yarın son gün 10 bin liranın sahibinin belli olacağı büyük final öncesinde Özge ile temizlik yapacağız. Bakalım haftanın iddialı yarışmacılarından Özge nasıl bir temizlik yapacak? Biz de Sinem kadar heyecanla ve merakla bekliyoruz. Yarın yine aynı saatte Fox ekranlarında eleminizi, kederinizi almaya geliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.